Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun, hayırlı bir günde olsun, güzel bir gün olsun. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber gazeteleri paylaşım yapıyorduk adil bir şekilde. Evet. Hukuka uygun, adalete uygun, hakkaniyete uygun. Gerçi bu paylaşımı sen yaptın ama. Ama sen bana sevdiğin neleri... gazeteleri verdim sana ben. Benim gazetelerimi bana verdin. Tamam. Yani. Her sabah okumadan güne başlamadın. Ben artık makul bir okumazsan insanım. Okumazsan eğer huysuz olacak, huysuzluk yaptın. Kaçta? Ben artık makul bir insan olmaya karar verdim. Oo, çok önemli. Zaten Türkiye'de biliyorsun bir yumuşama devresi şey oldu. Siyaset yumuşadı. Evet. İşte ben de o yüzden Cumhurbaşkanımızın güzel mesajlarını görünce, bu arada Sayın Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Hanım, Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız gayet güzel bir şekilde atlatırlar. Çok hafif atlattıklarını kendileri de ifade ettiler. Bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Tez zamanda diyelim. Bir anda çünkü, birkaç mesajla Türkiye'deki siyasi işte hava bu kadardı yani. Değişti. Evet. İşte çok ilginç yani. Bu kadar. Kim bundan rahatsız oldu? Evet. Bir kişi pek hoşuna gitmedi. Evet. Devlet Bahçeli. Evet, o böyle tansiyonun gitmesini istiyor. Biraz yaşla da alakalı olabilir mi acaba ya? Valla bence aslında o siyaseten onunki daha mantıklı görünüyor. Çünkü şöyle. Nasıl yani? Tutarlı diyorsun. Evet, yani şöyle bir tutarlılık var. Şimdi bir diyelim ki muhalefet liderine PKK'lı, FETÖ'cü, hain, dış güçlerin adamı falan bir sürü şey söylüyorsun değil mi? Yani böyle bir ve kitleni de buna alıştırıyorsun. Evet. Kitlene diyorsun ki bu adam hain. PKK ile işbirliği yapıyor. Zaten FETÖ bunu buraya getirmiş. Dış güçlerin adamı diyorsun. İşte Bay Kemal diyorsun. İşte diğerlerine işte Meral Hanım'a ne diyordu? Onu da takmadı var. Babacan'ın var, Davutoğlu'nun var. Adlarını anmıyorsun falan. Bayağı sert bir şey yapıyorsun. Yani bütün siyaseti kastediyorum yani. Ondan sonra bir anda yumuşak, yani tabii ki yani güzel, yaptıkları şeyler güzel ama o mesajı verince o zaman diğer mesaj boşa düşüyor. Yani o zaman bence kitlenin kafası biraz karışıyor. Diyor yani kitle herhalde şöyle düşünüyor. Yani bu insanlar bu kadar kötüyse hani şimdi ne oldu? Devlet Bahçeli ise orada bir istikrarı temsil ediyor. O diyor ki bunlar zaten kötü insanlar. Bunlar hain, bunlar işte işbirlikçi, bunlar PKK'lı. Şimdi, o zaman bunlara geçmiş olsun bile yok yani hani. Tamam. O Yıldıray, daha istikrarlı. Tamam. Yıldıray, şimdi sen Devlet Bahçeli, yanlış anlamadım değil mi? Aynı Devlet Bahçeli'den bahsediyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'den bahsediyoruz. Yani onun daha tutarlı, daha çelişkisiz siyaseten daha tutarlı davrandığını ve daha hani fikirlerinde istikrar, yani dün öyle bugün böyle değil, bir istikrar var daha. Hayır, hepsinde değil, bu konuda sadece, diğer konularda bir istikrar yok zaten. Onu biliyoruz yani. Yani hiçbir istikrar olmadığını biliyoruz ama bu sertlik konusunda, yani bunlara sert mi davranacağız muhalefette, yumuşak mı davranacağız konusunda bir sert bir yumuşak davran. Mesela bu mesela kime yaramıştı? Daha önce bir kere de Meral Akşener'e yapıldı biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı yerli ve millisin sen, ne işin var orada demişti. Bu İYİ Parti'nin, İYİ Partiler bunu söylüyorlar. Oylarının yükselmesinde çok etkili oldu. Çünkü Devlet Bahçeli de önce FETÖ'nün kızı dedi. Başka bir şey söyledi. Neler neler söyledi. Ben burada hani bunu söylemek istemiyorum. Soru çağırdı o da. Ondan sonra da dedi orada ki evine bir dön yapmıştı. Gel dedi yani. Şimdi bu konu değil. Yani Devlet Bahçeli tamam Sezen Aksu konusunda da geri adım atmadı. Ama bu Şahinliği temsil ediyor durum, yani o ittifakta. Doğru. Ama durum ne olursa olsun yani bir istikrar ya da tutarlılıktan bahsedeceksek bu Devlet Bahçeli yok, değil. Yok, öyle bir şey demedim yani, ben zaten. Ben sadece bu şahinlikte bahsediyorum. Evet. Yoksa öyle bir şey kimse yoksa söyleyemez şey zaten. Değil. Devlet Bahçeli tabii ki mutlu olmaz. Sayın Erdoğan'ın daha böyle hani muhalefeti de kucaklayan böyle hani şey söylemlerini. Orada şu da olmuş olabilir. Şimdi Mustafa Şen geçenlerde bir televizyon kanalına çıktı ya da bir demeç verdi. Tam hatırlamıyorum. Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, eski Genar araştırmanın sahibi ortaklarından. O mesela bu ittifakı
Cumhur İttifakı'nı genişletmemiz gerekiyor. Başka partilerle de ittifak yapabiliriz, genişleyebiliriz diye bir açıklaması vardı. Şimdi Devlet Bahçeli burada bir tutarlılık gösterdiyse, yani burada hani bir tutarlı davranış gösterdiyse, bu onun böyle tutarlı olduğunu göstermez, şeyden endişe etmiş olabilir. Mustafa Şen'in bu açıklamasına eyvah. Zaten endişe ediyor bu. İşte bu endişeye dayalı. Yoksa Devlet Bahçeli bildiğimiz Devlet Bahçeli. Ben üzülüyorum da yani bir dönem işte ülkücü gençleri sokaktan içeriye almış. Her zaman durum ne olursa olsun en sert eleştirileri yaptığı anda bile söz konusu devlet, kurum, ülke geleceği olduğunda ülkenin yanında yer almış. Yani siyaseten eleştirdiğimiz şeyleri olabilir. Fakat bu Devlet Bahçeli'nin böyle gözümüzün önünde bir değişim ve dönüşümünü ne şahitlik ediyoruz, tanıklık ediyoruz. Yani o da işte Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyen devlet kurumunu ve devletin en önemli yani hukuk devletini temsil eden kurumunu hedef alan bir Devlet Bahçeli var. Sürekli sertlikten yana işte hani Türk Tabipler Birliği de kapatılsın. İşte seçimle gelmiş olan Ekrem İmamoğlu hadi istifanı ver bekliyoruz diyen. Ve sürekli böyle bu bir taraftan böyle hani şey nasıl söyleyeyim sana atasözleri ve deyimler ansiklopedisi gibi konuşan yani bunlarla ama bunların bile bu atasözleri ve deyimlerin bile o siyaseten yaptığı o sertlik ya da işte hani yakışmayacak tavırları örtemediği, baskılayamadığı bir Devlet Bahçeli profili var. Ama Türkiye'de gerçekten o kadar kolay ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten benim anlayamadığım nokta da bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP ile ittifak yapmasına hiç gerek yoktu. Neden? Yani kimle yapacaktı? Yok hayır, ittifaka gerek yoktu ki. AK Parti 2002'de iktidarı devraldı. Cumhurbaşkanlığı seçimine yani 2018 seçimlerine kadar pardon referanduma kadar çok özür diliyorum. Referanduma kadar, referandum sürecine kadar ittifakla mı geldi? Yani toplumun yüzde hani her iki kişiden birisinin oyunu alabilecek bir AK Parti de vardı o reformist dönemlerinde. Onlar geçti artık. Geçti ama yani geçti diyemeyiz Yıldıray. Bu AK Parti'nin tarihi. Ne geçmişimizi ne tarihimizi ne şeyi. Ya yani böyle bir AK Parti şeyi vardı. Geçmedi. Şu anda ihtiyacı var yani. İkisine birbirine ihtiyacı var. O yüzden Erdoğan tekrar şey, mesela dese ki reformlara geri dönüyorum. Hukuk devleti ilkelerine. Ya çıksa dese ki ya ben hata yaptım dese, hata yaptık kusura bakmayın. Ben bu hukuksuzluğu da adaletsizliği de özür diliyorum. Bu benim dönemimde oldu. Bunu ben telafi edeceğim demiş olsa Erdoğan'a hala tolerans gösterebilecek bir taban ve hani bir çoğunluk var. Yani olur sahip çıkarlar. Bundan memnun olacak kitleler de var. Dolayısıyla... evet güzel. Davutoğlu'nun bu bağlamda verdiği şey de güzeldi yani. Devlet Bahçeli. O da zaten bunu söyledi. O da yani bu yumuşamadan mı rahatsız olduğunuz gibi dedi ama evet, gerçekten de yumuşama bu kadar çok sertleştirdikten sonra bütün siyasetle bunun üzerine kurduktan sonra şimdi azıcık yumuşuyoruz. Tabii ki bu özellikle o şahinleştirilmiş insan kitleleri üzerinde iyi bir etki yapmıyor. Onların kafası karışıyor. Bence siyaseten yani şey olarak sonuçta itibariyle doğru ama siyaseten o kadar doğru değil tabii ki bu şey. Yani evet. O konularda bence Devlet Bahçeli'nin şeyi daha güçlü siyasi duyguları. Evet. Evet. Şimdi makul olacağım dedim ama yani makul olacağız. Yani biz de Türkiye'ye ülkemize uyum sağlayacağız. Cumhurbaşkanımıza uyumlu bir vatandaş olacağız. Birazdan bizlerle Sayın Mustafa İslamoğlu hocamız bizlerle beraber olacak. Kendisi kar dolayısıyla ve bir Covid atlatmıştı. O dönemde programımızı ertelemiştik. Bugün hocamızı burada ağırlayacağız. Kendisini. Yıldıray şeye ne diyorsun? Bu İBB'den burs. Evet. Ravza Kavakçı. Evet. Fatma Betül Sayan. Hayat. Orada bence en ilginç şeylerden biri bu Metro AŞ'nin bursuymuş. Metro AŞ birilerini yurt dışına gönderebilir, burs verebilir. Yani ne güzel gülümsüyorlar. Metro, evet.
metro işleri için, mühendislik faaliyetleri için ya da buranın işletmesinin yönetimi için ya da ulaşım için ulaşım master yaptırabilir. Ama Metro AŞ'nin siyaset bilimi master'ına burs vermesi burada sorunlu. Yani tuhaf. Bir de işçi yani. Nazlı Hanım şimdi savunuyor. Sözleşmeli şimdi işçi. Şöyle bir şey var. Yani şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de Ravza Hanım'ın üniversiteden mezun olduğu ya da master'a gideceği dönemde başörtüsü yasağı vardı gerçekten. Yurt dışına insanlar gitmek zorunda kalıyorlardı. Ama insanlar belli dayanışma ağları kurmuşlardı. Biliyorsun böyle Viyana'da mesela böyle bir şey vardı. Burslar toplanıyordu, veriliyordu falan. İnsanlar gönderiliyordu yurt dışına. Böyle bir sürü insan yurt dışına gitti bu sayede. Başka yollardan gidenler de var. Belediye bir kamu şeyi. Yani kamunun kaynaklarını kullanıyor. Herkesin hakkı var orada. Başörtüsü mağduriyeti yaşayan da binlerce insan var. Burada eğer gerçekten böyle bir burs veriliyorsa bile verilmemesi yani doğru değil verilmesi ama veriliyorsa bile bunun daha eşit koşullarda ya da herkes ulaşabileceği bir şekilde verilmesi lazım. Bir de işe yarayan hani bir kurum veriyorsa Metro AŞ veriyorsa siyaset bilimi bursu vermemesi lazım. Yani siyaset bilimiyle metronun bir alakası yok. Buradan o yüzden de Ravza Hanım'ın savunması o yüzden burada çöküyor. Ona bence yakışan şey. Şu anda da varlığı da şey de değil, durumu da kötü değil. Ona yakışan şey, bunu geri ödeyeceğini söylemesi. Şöyle dese, mesela deseydi ki, o günlerde Türkiye'de başörtüsü yasağı vardı. Biz de çok kötü şey durumdaydık. Yani ben de akademik kariyer yapmak istiyordum. Ama babasının durumu hiçbir zaman kötü olmadı ki. Yani onu bilmiyoruz. Aile profesör olarak, yurt dışındaydılar ama. Tamam ama aile olarak. Bir de Amerika'da şey yapıyorlardı onlar. Aile olarak. İşte neyse zaman, böyle diyebilirdi yani. Bunu da yani ben geri ödüyorum bunu dese mesela. Ben bunu geri ödemek istiyorum. Şimdi o zamanlar böyle bir şey vardı. Ben de hani o fırsattan öyle çok fazla düşünmedim bunun üzerine. Böyle bir teklif gelince kabul ettim. Gitmek cahil istiyordum. Şimdi geri ödemek istiyorum. Ne kadar o günün kuruyla ne kadarsa bu geri ödüyorum dese hiçbir şey kaybetmez. Büyürdü yani burada. Evet. Şimdi Ravza Hanım'ın Ravza Hanım dese ki ya ben cahillik ettim. Bir anda hani bu şey ödenince bunun o dönemin şartları kapıldım. Da ağırdı. Ondan sonra yok hiç yani o şartları ağırdı diyebilecek bir maddi imkansızlık içerisinde olan bir aile değil. Yani bir kere bunun bir altını çizelim. Zaten bu dönemde bir çok ciddi bir iktidar görgüsüzlüğü var Yıldıray. Yani o dönem tamam gitmiyordu ama yani o dönem başörtüsü sorunu vardı. Fakat Ravza Kavakçı yani bu tür mağduriyetleri yaşayan zaten Amerika'da yaşıyor. Babasının imkanları fena değil. Ablasının imkanları fena değil. Yani o bursa ihtiyaç duyacak birisi değil. Buradaki başka bir şey. Bunun adını söylemek istemiyorum ama bu hani iktidar görgüsüzlüğü. Biraz jest yapılmış olabilir belki. Ondan sonra. Yani şimdi, Merve Kavakçı'nın başına gelen şeyden sonra bir jest yapılmış olabilir. Ve şey olabilir. Böyle yani, şeyler oluyor siyasette. Merve Kavakçı sembolik bir isimdi. Ve o dönemde tabii AK Parti'nin başörtüsü sorunu çözmesi 2011 yılı. Natika evet. Yani 2011 yılı. Bayağı bir zaman var. Uzun yani onun öncesini 2008 yılında almış. Ama AK Parti'nin siyaseten de Erdoğan'ın iktidarını koruyabilmek ve dindar muhafazakar kesimde bir varlık yani ben buradayım diyebilmesinin siyaseten Kavakçı ismine ihtiyaçları var. Kavakçı ailesinin ismine. Merve Kavakçı'dan dolayı. Şimdi yani Ravza Kavakçı olmasaydı da bir başkası olsaydı. Başkaları da var. 31 kişi almış aslında. Var ama 31 onların kişinin hepsini bilmiyoruz. Onların hepsi çıkar. Şimdi nasıl oluyor? Bu Milli Piyango'nun tartışmalı Milli Piyango. Sen de yazmıştın bunu. Yazdın diye hatırlıyorum ben. Demirörenlere mi çıkmıştı Milli Piyango? Birkaç yıl önce. Onu ben yazmadım ama evet öyle bir şey evet, olmuştu. Evet böyle bir şey vardı. Şimdi nasıl oluyor kardeşim yani? Nasıl oluyor? Eğer Merve Kavakçı, yani Kavakçı ailesi o dönemde AK Parti'ye biraz böyle ılımlı mesajlar vermeselerdi. Böyle bir jest yapılır mıydı? Bunun adı bal gibi jesttir. Ve burada Ravza Kavakçı'nın söylemesi gereken de biraz mahcubiyetle çıkıp evet senin dediğin gibi ben bunu evet aldım. Bunu böyle usulsüzlük bunun neresinde falan deyip böyle yani bir bu mahcup olunacak bir durumdan mahcup olmamak kötü bir şey. Birkaç bu yakışmaz konulara yani. Da bakalım. Aynı yakışmaz. Konularda.
cahillik ettim desin. O paranın büyüsüne kapıldım desin. Ve iade ediyorum desin. Öyle usulsüzlük falan değil. Ahlaklı mı bu? Ahlaken doğru mu? Ravza Hanım. Başka konuya geçelim mi? Fatma Betül Sayankaya. Bunlar AK Parti iktidarının aşere-i mübeşşerelerinden yani. Böyle olmaz. Evet. Sabah gazetesine bakıyorum ben. Bana verdiğin için. Yoksa şey yapmayacaktım. Yani başka gazeteyi bana uygun görseydin ona bakacaktım. Sabah gazetesinin manşetinde hamdolsun hafif geçiyor demiş. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devlet Bahçeli'nin CHP kulislerin ve kumpasların partisi demiş Devlet Bahçeli. Enteresan. Şeyin yazısı var mı bugün? Bu arada çok ilginç bu. Yeni Şafak'ta ben şunu göstermek istiyorum. Şimdi biliyorsun bunu aslında Mustafa Bey'le de konuşuruz. Bir Süleymaniye'nin önünde bir yurt, bir bina, önce bir bina olarak göründü. Önce biliyorsun bir sürü insan da belediyeyi suçlayan tweetler attı, AK Parti'ler. Evet. Bunlar çok şey yapıyorlar ya. Falan diye. Sonra çıktı ki bu İlim Yayma Cemiyeti'nin binasıymış. Sonra İlim Yayma Cemiyeti çıkınca bu sefer ne alakası var, fotoğraf karesini oradan çektiniz de öyle çıktı falan diye. Sonra Cuma günü ben baktım Twitter'da Süleymaniye Cuma namazına giden bir sürü muhafazakar insan oraya gittim bahçesinden orayı çekmişler. Yani öyle bir fotoğraf hilesi, kadraj oyunu falan yok. Yani gerçekten de önü zaten bu fotoğrafta da Yeni Şafak'ın bugünkü sayısında da var. Sonra ne oldu? Önce bu bir görmezden gelindi İlim Yayma Cemiyeti çıkınca. Sonra Mustafa Bey hafta sonu bir yazı yazdı. Bunu ancak İlim Yayma Cemiyeti bitirebilirdi. Yani kimsenin gücü yetmez bu diye çok rasyonel, realist bir yazı yazdı. En son İlim Yayma Cemiyeti açıklama yaptı. Biz tamam elimizden geleni yapacağız. İmamoğlu da ona şey yaptı. Şimdi Yeni Şafak bunu manşete çekmiş o zaman. Süleyman'ın ruhunu koruyacağız. Süleyman'ın ruhunu korumak için böyle bir tepkiye mi ihtiyacınız vardı? Siz yani muhafazakar vakıflarsınız. Türkiye'nin en eski İslami muhafazakar vakfısınız. Bütün hiçbir kimseye muhtaç olmadan kurulmuş, 50'lerde kurulmuş bir vakıftan bahsediyoruz. Süleyman'ın ruhunu korumak için böyle bir şeye ihtiyacınız var mı? Siz bunu akıl edemediniz mi? Böyle buraya biz böyle bir bina yapmamamız lazım diye. Şimdi tepki üzerine mi ancak aklınız başınıza geldi? Şimdi de Süleyman'ın ruhunu koruyacağız diyorsun. Hiçbir şey koruma yani. Durun. Hiçbir şey yapmayın. Ya yakında şey atmayın. Bak bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yapmayın. Camiden açıklama sadece yapabilirler. O binanın o yükseltilerini kesin. Yani yapabileceğiniz en iyi şey bu. Onun dışında herhangi bir adım atmayın. Burada bir takım yazarlar da buna destek açıklamaları yapmışlar ama yani gerçekten muhafazakarsanız burada sizin bağırmanız lazım ya. Önce sizin, ben baktım buna yani evet muhafazakar kesimden insanlar tepki gösterdi ama ilk başta öyle olmadı. İlk başta muhafazakarlık bu demek zaten. Yani bütün dünyada muhafazakarlık önce bu bütün bu geleneksel tarihi yapılara, bütün bu geleneklere sahip çıkmak demek. Yani sen bunu sahip çıkmıyorsun zaten. Neyin muhafazakarlığını yapıyorsun? O yüzden Süleyman'ın Allah'tan ruhuna aman hiçbir şey yapmayın, adım atmayın. Sadece binanızın katlarını yıkın. Yıldıray dur yani şey yaparlar. Şimdi Süleymaniye Camisi'nin içerisine girip mihraptan böyle hani kademde yapılmıştı herhalde değil mi? Kademde miydi? Bütün camilerden sabah namazında cami içlerinden böyle basın açıklamaları falan yapılmıştı. Şimdi böyle hani ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek falan hani işi oraya kadar götürebilirler. Mehmet Barlas bugün yazmış 800 vuruşluk bir yazı yazmış. 14 punto 800 vuruş. Bunu nasıl hesapladın? Ha? Bak, orada mı yazıyor? Puntolardan anlarım ben nasıl ya. Nasıl anladın? Tabii canım. Yani puntolarda. O 14 punto. Bak şurayla şurası arasında 2 punto fark var. 14 punto. Biraz böyle hani yazı çok gözüksün, dolgun gözüksün. Böyle hani hacimli görünsün diye puntoyu satır arasında 1,5 yapmışlar. Ondan sonra 800 vuruş bile yok bu yazıda. Cumhurbaşkanına geçmiş olsun dileği iletmiş Mehmet Barlas. Aman böyle şeyler yazın Mehmet Bey. Böyle hani fantezi ya da başka şeyler yazmayın. Hani tuhaf şeyler yazmayın. Buradan mesela hani bu tür mesajlar yazabilirsiniz. Yazın. Bunda bir beis yok. Bir gün gazetesini vermişsin Yıldıray'cığım bana. Evet. Okuyorum. Yani bak makul bir insan olarak bana hangi gazeteleri verdiysen oradan bakıyorum. Bu pahalılık can yakıyor demiş. Yangın bütçesinde tasarrufa gidilmiş. Şu orman yangınlarıyla yangınların olduğu dönemde Türkiye'de şey var yani mesela yangın, deprem, sel,
Hayırdır Yıldıray, ezan mı açtın? Yok yok, hayır. Bir anda İstanbul'daki böyle... Senegalliler Afrika Kupası'nı kazanınca kutlama yapmışlar da onun tamam. videosu açıldı. Bir anda bir şey hissettim. Bu orman yangınlarında bir filo kuracağız demişti. Hı. Cumhurbaşkanımızın talimatı verildi. 9. talimattı. 9. kez böyle hani Cumhurbaşkanı talimat vermişti. Hani Başbakanlığı döneminde, Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı döneminde. Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde böyle gidiyor. Talimatlar vermişti ama o filo henüz kurulamadı. Geçen gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. İşte yangın şeylerimiz ona çıkacak mı dedi. 15'e mi 25'e mi böyle. Aman yani şimdi böyle sayıyı azaltıyorsun filan denmesin. Bu pahalılık can yakıyor. Yıldıray. Bir sözcünün manşetinde var bununla ilgili bir haber. Faturan geldi mi senin? Ne faturası? Elektrik? Doğalgaz faturası. Doğalgaz gelmediniz. Elektrik geldi. Ya ben geldi. Çok devletimizden özür diliyorum. Bana böyle hani doğalgazı açma, hani ne kadar kullanabiliriz o saati açtım herhalde ben. Çünkü çok üşüdüm. Hı-hı. Yani 1600 lira fatura geldi. 1600? Evet. Vay vay. Doğalgaz faturası geldi. Harika. Buradan patrona da söyleyelim. Bu arada bu fatura meselesi evet. üzerine bayağı eylemler var evet. Türkiye'de. Böyle bir de bunlar planlı, örgütlü gibi değil. Böyle bayağı organik eylemler. Evet. Doğu Beyazıt'ta olmuştu. Kızıltepe'de oldu. Hı hı. Başka şehirlerde de görüyorum. Böyle insanlar buna çok tepki gösteriyor. Dükkanlarda özellikle ekstra bir şey olduğu için, oralarda biraz daha yüksek olduğu için metreküp şeyi, kullanım kilovatı. Oralarda çok ciddi şeyler var. Sözcünün manşetinde İYİ Partili Ümit Dikbayır asgari ücretle bir şey yapmışlar eşiyle beraber. Bir önce asgari ücretle temel kira ve ulaşım gibi şeyleri, ödemeleri çıkarmışlar en düşük şeylerinden. Sonra markete gitmişler. Sadece 1029 lira kalmış yani markete gittiklerinde. Ve onlar çok ilginç 41 ürün alabilmişler. 41 ürün almışlar fakat kasada 10 ürünü çıkarmışlar. Onlara yazmışlar işte peyniri bırak iade edeceğiz demiş. Kahveyi de bırakalım içmeyelim. Şekeri ve deterjanı da bırakıyorum. Havucu geri verelim. Peki deterjansız ne yapacağız demiş. Falan böyle eşiyle olan diyaloglarını haber yapacak. İlginç, güzel bir haber. Ama marketler hakikaten öyle ya. Ya evet. 1600 lira fatura nedir ya? Yani kardeşim tamam yani o kadar şey yapalım da anlıyorum hani sevgili Sabah Gazetesi'ndeki Dilek Güngör'ü değil mi? O ne yazmış? Bir gazeteci hani şey yazmıştı işte doğalgazı bu kadar saat kullan şey işte elektrik şunlar işte şu kadar saat açılırsa filan diye. Yani tamam da hani üşüyoruz ya. Vallahi üşüyoruz yani bu sayın devletimiz. Yani hasta olursak bu hastalığı sayın Cumhurbaşkanı biz o kadar iyi atlatamayabiliriz hasta olursak. Çünkü fatura aldı başını gidiyor ya da hani hep beraber ülkecek şeye gidelim ya. Beştepe'de misafir etsin yani orada 1300 oda vardı. 1200 mü? 1100 müydü? 1100 müydü? Neyse canım yani bir şey olmaz. Aa, gidelim biz orada. Milletin eviydi sonuçta. Bizi orada misafir etsinler. Ya da oraya giden elektrikten dağıtım yapsınlar millet. Milli iradeyiz biz. En nihayetinde. Çok takıldım ben bu 1600 liralık faturaya. Yani. Ya elektrik faturası da gelecek. Herhalde bugün yine moralim bozulacak. Nüfus alarmı ve Karar Gazetesi'nin manşeti İbrahim Kahveci'nin aynı zamanda yazısı. TÜİK verileri hep en büyük güç olarak görülen, güç olarak görülen genç Türkiye tablosunun da değiştiğini, nüfusun yaşlandığını gösterdi. 0-14 yaş grubundakilerin sayısı da son 2 yılda geriye gitti. Sayın Erdoğan nüfus gençleşsin hani 3 çocuk tavsiyesi vardı, 4 çocuk tavsiyesi vardı. Nüfus alarm veriyor demiş. Çocuklar doğsa bile hani bunların mama parası falan şimdi hani bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldıray son dönemlerde hiç dikkatini çekti mi? Katıldığı düğünlerde hala 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyor mu? Vallahi takip etmedim. Ben bunu takip edeyim. Hani şimdi bu kadar yoksulluk, ekonomik kriz. 3 çocuk tavsiyesinden vazgeçmiş olabilir galiba. Olmuş olabilir. Milli Gazete'ye bakalım. Sen hiç gazete bakmıyorsun ama. Ama sen bitir. Ben yok, Şefa'ya baktım. Yok sen de bak. Bir sen bir ben bakayım. Ben olmaz. Sözcü'ye baktım. Tamam bakın ben desem. De şeye bak. Karara baktım. Ben de sadece Hürriyet kaldı. Konuğumuz geldi mi? Birazdan gelir. Tamam.
Hürriyet'te yalancı katile çifte indirim diye bir manşet var. Bu haberleri ben pek sevmiyorum. Evet. Tansu Çiller şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok anda, demiş. Şu anda evet o da ilginç. Şu anda enteresan. Cem Yılmaz hayat pahalılığından yakınmayan ya delidir ya da hırsızdır demiş. Haklısınız, ben de böyle düşünüyorum. Evet. Yani bunlara yani o mini zamlar yaptı, ondan sonra hayat aslında o kadar da kötü değil, ekonomik kriz yok diyenler de bir tuhaflık vardır. Bunlara bir dikkatle bakmak gerekiyor. Şahan Gökbakar elektrik faturası paylaşımı sizle paylaşmaya utandım demiş. Hı-hı. Ne yaptı evet. Bütün elektrik şey mi vakum gibi çekti acaba? Hı-hı. Milli Gazete'nin manşeti büyük şehirler köylerden ekmek beklerken köylüler büyük şehirlerde ekmek aramaya devam ediyor demiş. Evet. İstersen Yıldıray seni yavaş yavaş konuğumuz hazır mı Mustafa hazır, hocamız? Evet. Hazır değil. Geliyor. Evet. İktidar gençlerimizi evlerine hapsetti. Evet, ev gençleri vardı. Evlerine hapsetti. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti. Ve Cumhuriyet Gazetesi. Gazeteleri ben Yıldıray'ın önden almadım. Yıldıray bana bunları verdi. Bunu hep program boyunca söyleyeceğim bugün. Bu gazeteleri Yıldıray verdi. O yüzden böyle paylaşıyorum diye. AK Parti'nin ekonomi politikaları orta gelir grubunu yok etti. Bu uzunca zamandır iktisatçıların da dikkat çekmeye çalıştığı, uyarmaya çalıştığı bir şey. Yani şu andaki ekonomik krizin ağır maliyetlerinden bir tanesi. Türkiye'de orta sınıf yok oluyor. Nedir bu? Ya bir tarafta çok zenginler var, bir tarafta da çok yoksullar var. Ara grup gitti. Bu ekonomi politikalarının Türkiye'ye en büyük maliyeti bu. Yoksullukta sınıra gelindi demiş Cumhuriyet Gazetesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Atlattınız. Çok geçmiş olsun. Atlattık, hamdolsun. Sağ olun, sağ olun. Allah sizleri korusun. Amin. Ekranlarını yeni açanlar için, bilgisayarlarını yeni açanlar için Sayın Mustafa İslamoğlu hocamız bizlerle birlikte. Biz sizi daha önce ağırlayacaktık. İzleyicilerimizden bizi böyle hani yoksa şey mi geldi? Sansür mü oldu? Sansür mü oldu diyenler oldu. Biz de size de mi geldi? Evet. Biz dedik yani. Sizi davet sansür... etmiyorlar mı başka kanallara? Öyle bir şey mi var? Evet. Hiç çıkarılmıyor musunuz? Hayır. Ulusal kanallara çıkarılmıyor. Ne kadar süredir böyle devam ediyor? Yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıldır. 2 yıl oldu. Herhangi bir açıklama yapılıyor mu? Yani neden? Yok. Tahmin ediyorsunuz. Tahminleriniz var. Yok, tahminlerinden öte. Öyle mi? Evet. Ellerine bir liste verildiğini biliyorum. Kırmızı listede siz de varsınız. Biliyorum. Tehlikeli. Evet. Evet. Listeyi kimin yaptığını da biliyorum. Yani Göbels'i de biliyorum. Evet. Onu bütün Türkiye biliyor da. Yani sadece. Şimdi ilim yayma cemiyetinin bu Süleymaniye Camii'nin önündeki Yıldıray sen. Evet. Süleymaniye Camii önünde görmüşsünüz zaten. Siz de yorum yazmışsınız. Bir evet. Binanın o cemiyete ait olduğu ortaya çıktı. Yazdım. Hiç mi utanmıyorsunuz yazdım. Evet. Evet. Çok resmini ilginç yani bu böyle bir Türkiye'nin belki de en eski İslami vakıflarından biri yani İlim Cayma Cemiyeti. 1950-60'larda kurulmuş bir vakıftan bahsediyoruz. Yani Süleymaniye Camii de İstanbul'un en göz bebeği yerlerinden biri. Nasıl olabiliyor bu? Yani şimdi tabii geri adım atacaklarını söylediler ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu muhafazakarların muhafaza etme konusundaki biraz duyarsızlıklarını. Doğru. Yani Türkiye'de muhafazakarlık ne anlama geliyor? Hı. Aslında 3 aşağı 5 yukarı bunu biliyoruz. Hani İdris Küçük Ömer diyordu ki, ya bundan tabii 70 yıl öncesinin. Hı. Tezleri bunları biliyorsunuz. Efendim işte bu memlekette gerçekte sağ, sol, sol, sağ falan. Bu memlekette aslında muhafazakarım diyenler neye tekabül ediyorlar? Yani Machiavellist'iz deselerdi, Machiavellist'dir bizim ideolojimiz deselerdi ne değişirdi mesela? Evet. Yani onun yerine onu koysaydınız. Üstüne de eser miktarı efendim narsizm koysaydınız. Efendim sadizm koysaydınız. Evet. Ve efendim biraz da şizofreni koysaydınız ne elde ederdiniz bu alaşımdan, bu karışımdan?
O. Yani Türkiye'de muhafazakarlık özü itibariyle karı muhafaza etme. Yani Mustafa Bey'i selamla analım. Efendim, karı muhafaza etme üzerine kurulu. Yoksa bir değeri muhafaza etme üzerine değil. Kaldı ki işte vakıf diyorsunuz. Hı. İşte ilim diyorsunuz. İlim. İlimden ne anladıklarını tartıştık mı? Bunları konuşmamız lazım aslında. Vakıftan ne anlıyorlar? Mesela vakıf deyince ne anlıyorlar? Efendim, mahallenin duvarlarını yükseltip, kalenin duvarlarını yükseltip, içerisini cennet ilan edip, dışarısını cehennem ilan edip, kaleyi bir efendim ötekilere karşı sığınak mı olarak kullanıyorlar? Yani vakıftan anladıkları bu mu? Bu olamaz. Bunu biraz açabilir misiniz? Çok ilginç söylediğiniz şey. Yani tam olarak. Ama bu. Ama bu. Vakıf dedikleri şeyi böyle kullanıyorlar. Yani kale yapıyorlar. Şimdi mahalle değil. Hmm. Efendim artık o mahalle çok hafif kalıyor. Kalenin duvarlarını kalın kalın yükseltiyorlar. Ve efendim kalenin içinde kale beyine bir sopa bir havuç veriyorlar. Efendim kale beyi gaz kullanıyor. Efendim yani hamasetten taharet, necasetten taharetten evladır aslında tam günümüzde. Hamaseti gaz olarak veriyor kalenin içine. Onlar gazla ayılıp bayılıyorlar. Efendim ondan sonra kalenin içini cennet, dışını cehennem ilan ediyorlar. Kalenin içinde olanı kurtulmuş, dışında olanı batmış cehennemlik olarak gösteriyorlar. Din de bu, böyle kodlanıyor. Ve bu dinin tanrısı kalenin beyi. Dolayısıyla kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğuna onlar karar veriyorlar. Hatta kimi ihya, kimi imha edeceklerine onlar karar veriyorlar. Yani Allah'ın işte sıfatlarını onlarda tecelli ediyor. Haşa. Efendim. Bu bir nevi şirk değil midir? Yani bir nevi mi? Yani ben şimdi... Bir nevi mi? Efendim. O yani özetle şu. Aslında Orta Çağ'da kalelerin hikayesini bilirsiniz diye düşünüyorum. Kalelerin hikayesi insanlıkla başlamadı. Kalelerin hikayesi daha sonra başladı. Kentleşmeden sonra başladı. Efendim, yani yeryüzünde insanlık güvensizleşmeye başlayınca başladı kalelerin hikayesi. Ve nasıl bitti bu çok önemli. 15. yüzyılda kalelerin hikayesi, kalenin surunu aşan silah icat edildiğinde bitti. Top icat edildiğinde bitti. Kale bitti. Ve kale bittiğinde insanlar bir şey gördüler. İstanbul'da da bakınız, 17. yüzyıla sarktı bu kalenin bitişi. Anlatabiliyor muyum? Hatta 18. yüzyıla, 1730'lara, 1710'lardan 3. Ahmet dönemine nedir efendim? Sadabat. Bu kaleden çıkışın kutlamasıdır o aslında. Kağıthane var ya. Evet. Kağıthane aslında kaleden çıktık. Efendim tabii. Padişah orada görünür oluyor falan. Bu millet dolaşıyor. Sevinmeyi de bilmez. Üzülmeyi bilmez de sevinmeyi de bilmez. Aslında cenaze ve bayram namazları üzülme ve sevinme eğitimidir aslında. Tabii kim durur bunun üstünde, kim bilir, hangi ilahiyatçı bunu dile getirmişti falan. Onlar ayrı bir şey de. Bu millet sevinmeyi de bilmez, işte sevineyim derken kaplumbağaların sırtına mum dizmek aklına geldi. Bir efendim lale soğanına bir servet ödemek aklına geldi. Böylesine çılgınlıklara dönüştü, o ayrı mesele. Kalelerin hikayesini bitiren top oldu. Bugün kale imal ediliyor. Olur mu? Olmaz. Tutar mı? Tutmaz. Neden tutmaz? Neden olmaz? İnsanlar özgürlüğü bir kez gördükten sonra geri adım atmazlar. Özgürlük böyle bir şey. Özgürlük yapısal bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Yani kognitif değildir. Efendim. Hatta konstitüksif de rif de değil. Yani inşa edilen bir şey değildir. Varoluşsal bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Varoluşunuzla getirirsiniz özgürlüğünüz. Onun için insan özgürlüğü tattıktan sonra geri vermez. Göreceksiniz. Göreceğiz hep beraber. Yok, tarihte de bunun örnekleri var. Yani mesela hani
kalbine aynen. baktığınız zaman işte hani dindar ve bir din toplumu yaratmak aynen. istiyor tabii. ama bunların tabii. hiçbirisi başarılı olmadı. Bu her zaman böyle miydi yoksa bir değişim siz görüyor musunuz? Çünkü böyle 80'lerde 90'larda sanki Türkiye'deki İslami çevre muhafazakarlar böyle dışarıya açılmaya çalışıyordu. Başkalarıyla iletişim kurma çabaları çok daha fazla vardı. AK Parti ilk dönemleri de böyleydi aslında. Bu kapanma, içeriye kapanma, kale inşa etme yeni yakın zamanların bir şeyi tercihi mi yoksa hep böyle bir zaten kendi alanını inşa etme ve orada hüküm sürme şeyi var mıydı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Her zaman bir AK Partisi vardır. Yani yeni bir şey değil bu. Aslında belki de meseleleri suhulet ve sükunetle konuşamamamızın, çözemememizin temelinde karşılaştığımız olumsuzlukları yeni bir şey zannetmemiz geliyor. Yeni bir şey değil. Bu yeni bir şey zannetmek de kendi kendimizi aldatma performansımızdan kaynaklanıyor. Bu çok yüksek bir performanstır. Anlatabiliyor muyum? İnsan kendi kendini aldatır. Aldatmak performansı yüksek olunca böyle yeni bir şey olarak adlandırıyorsunuz. Yeni şeyler de geçici olarak kodlanıyor. Hayır değil. Bu çok temel, çok kalıcı bir zaafımız bizim. Özellikle bu coğrafyada kangren olmuş. Bu coğrafyada ur olmuş bir zaafımız. Dün de böyleydi. Evvelki günde böyleydi. O zaman bunu geriye doğru bir çetelesini tutmamız lazım. Yani sorunun nereden başladığını doğru tespit etmemiz lazım. Yani sebepler üzerine konuşurken bizler maalesef dilsiziz. Düşüncemiz dumura uğruyor. Sonuçlar üzerine konuşmayı çok seviyoruz. Sonuçlar üzerine konuşunca da çözüm gelmiyor. Çözüm gelmez çünkü o sonuç o sebebin. Yani bilmek de hani Aristo sebepleri bilmektir. Dolayısıyla sebepleri bilmiyorsunuz bilmek değildir. O bilgi çerçevesine girmiyor. Ya bu anlamda 100 yıl evvelsinin AK Partisi hangisiydi onu sormak lazım. 200 yıl evvelsinin onu sormak lazım. Daha doğrusu bu coğrafyada Müslüman Şark'ta iktidar insan ilişkisi ne üzerine yürüdü? Hatta bu coğrafyada din neyin üzerine yürüdü? Yani bu coğrafyanın insanların tüm eylemleri, dinsizinin de eylemi dincidir onu söyleyeyim. Dinsizinin de eyleminin temelinde din vardır. Bu kesin. Mesela buna bir örnek verebilir misiniz? Bu yani o kadar sünni size ateist gösterebilirim ki. Evet ateist örneğini dine karşı Allah'a karşı örnek verirken Sünniliğin uydurduğu şeylerden veriyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani argüman kullanma biçimi dincisiyle aynı. Aynı. Yani öbürü Allah'ı kullanarak ne yapacaksa bu da Allahsızlığı kullanarak aynı şeyi yapıyor. Onun için burada mesela şu anda görmüyor musunuz bu efendim koalisyonu? Yani der miydiniz ki Doğu Perinçek'le Tayyip Erdoğan yan yana gelir? Neydi getiren? İktidar. Güç. Güç deyin. Evet. Yani gücü bırakmama. İlah deyin. Evet evet. Yani güce tapıp adını Allah koymak demiştim. Anlatabiliyor muyum? Budur bunun adı. Doğru koyalım. Yani cümleler ağır, vaka ağırsa hafif cümleler ifade etmeye yetmiyor. Vaka ağır. Doğu'yu iyi tahlil etmek lazım. Müslüman Şark'ı iyi tahlil etmek lazım. 300 yıl evvel, 500 yıl evvel, 1000 yıl evvel nasıldı? O günün işte aktörleri kimlerdi? Dolayısıyla yani bu yeni bir şey değil. Onun için sükunetle aslında ele almak lazım. Biraz düşünsel olarak emek vermek lazım meseleye. Yani magazinleştirmemek lazım. Çünkü magazinleştirince hemen dağılıyor, dikkat dağılıyor, konuşamıyorsunuz. Bir şey ifade etmiyor konuştuklarınızda, herkes zaten konuşuyor. Şu magazinleşmeye girer mi bilmiyorum ama sormak istiyorum. Şimdi bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bir İslam ülkesi olarak hani Türkiye'de o yere koyabiliriz ama bütün İslam ülkelerinde genel bir problem var. Yani ben bunu anlamaya çalışıyorum fakat
Bunu anlayamıyorum. Ali Bardakoğlu hocamızın yazdığı bir yüzleşme kitabı var. O kitapta da bahsi geçiyor. Şimdi yani bütün İslam ülkelerinde genelde bir otoriterleşme, yani otoriter yönetimler var. Ve bu buraların tamamında bir demokrasi sorunu var, yozlaşma sorunu var, yolsuzluk, hırsızlık, adaletsizlik, özgürlük alanlarında. Bu alanların tamamında, bu İslam ülkelerinin tamamında neredeyse problemli. Mezhep çatışmaları bakıyorsunuz hani. Bu da işin başka bir boyutu. Neden mesela bütün dünyaya, Batı ülkelerine rol model olan, oysa Kur'an-ı Kerim adaletli olun diyor, zulmetmeyin diyor. Bu emirler ortada ama bunlarla örnek olabilen bir tane İslam ülkesinin olmamasının sebebi nedir? Siz hiç magazin değil tabii bu. Gayet doğrudur. Yani yine bakın girişte dedim ki işte bilim dediniz, ilim evet. dediniz, vakıf dediniz, evet. efendim Süleymaniye dediniz, cami evet. dediniz, din dediniz. Türkiye sonra, oysa ki mesela bu efendim, ülkelerin hepsine örnek olabilirdi. Ama kavramlar, olmadı. Kullandığımız kavramların içeriği nedir? Yani İslam dediniz şimdi. Evet. İslam, din dediniz. Hı-hı. Hangi İslam? Bu dinle buraya kadar. Bu din böyle eder zaten. Bu din böyle etsin diye vardır zaten. Yani bu dinle ahlaklı olunamaz ki. Neyle bu dinle olunur? Adil olunamaz ki. Dün de böyleydi. Düşünün. Yani 1000 sene evvel, hatta 1200 sene evvel, 1300 sene evvel tegallüp kuralı diye bir kural konulmuş. İslam siyaset teorileri diye bir alan var. Dağlar gibi bir literatür var. Siyasetnamelerden daha önce literatür var. Düşünün. Mesela şunu hiç sordunuz mu kendinize? İslam siyaset geleneğinde muhalefet var mıdır? Mutezile falan diyor. Onları şey yapmıyor. Başına ne gelmiş? Var ama konu soykırım. Evet. Soykırım. Cesedinin üstünde tepiniyorlar baksanıza bugünküler. Öldürmüşler hala tepiniyorlar. Dolayısıyla niye yoktur? Niye yoktur? Allah Resulü kendi muhalefetini sıfırlamamış yahu. Münafıkların başı muhalif olmuş Medine'de. Abdullah bin Ubey bin Selul. Oğlu gelmiş, babama ne yapmanı istersen, nasıl cezalandırmamı istersen öyle cezalandıracağım ya Resulallah söyle. Babana dokunma, ilişme demiş. Muhammed adamlarını diskalifiye ediyor, dedirtme. Devre dışı bırakıyor, dedirtme. Anlatabiliyor muyum? Bu adam peygamberin eşine açıkça zina iftirası yapmış bir adam. Anlatabiliyor muyum? Daha birçok örnek verebilirim. Yani bayağı uzun bir tarih bahsediyorsunuz. Ben ondan bahsediyorum ama muhalefet meselesi. Bakınız uydurdukları hadise bakar mısınız? Bu dindir ama. Ben burada uydurulmuş hadis diyorum ama onlar için vahidir bu. Vahiy derler. Hepsi vahiy derler. Yani mistik olanından tutun, tarikatçı olanından selefi olanına kadar değişmez. Yani bu anlamda epistemik yaklaşımları, bilgi yaklaşımları aynıdır. Bilgiye verdikleri değer de aynıdır. Yani bu değerlendirme kriterleri. Yani bu söz hadistir, bu söz vahidir dediği zaman bu bir epistemik yaklaşımdır. Allah'ın sözü olur o. Vahiy. Anlatabiliyor muyum? Nedir o? Eğer iki tane lider çıkarsa, iki tane halife çıkarsa birini öldür. Bunun üzerine Malik'ten başlayarak, Malik 179'da öldü. Malik'ten başlayarak Şafii üstüne daha iyi bir beton attı. Ondan sonra Hanbel de tüy dikti üstüne. Ahmet bin Hanbel 146 vefatlı. Efendim, 246 vefatlı. Dolayısıyla nedir? Tegallüp kuralı diye bir kural vardır. Bu İslam siyaset teorisinin en temelinde yeter. Ne demek tegallüp? Kim devlet başkanı olacak? Birden fazla iktidar adayı varsa eğer, birden fazla parti varsa, bugünün diliyle konuşalım, birden fazla parti varsa kazanan haklıdır.
güçlü olan haklıdır. Buna tegallüp kuralı denir. Anlatabiliyor muyum? Galibiyettir. Ölçü, ölçü nedir? Hak, adalet. Hayır, ne hakkı, ne adaleti? Galibiyettir ölçü. Tek bir ölçü vardır. O da galip. Sen galip gel, sen haklı ol. Öyle bir, böyle bir makyavelizm gördünüz mü siz Makyavel'de? Frens'i okuyun, bu kadarasını bulamazsınız. Bu peki evet. 19. yüzyılda Osmanlı'da bir İslamcılar ortaya çıkıyor. İşte Cemalettin Afgani, Muhammed Abdü, onlar, Namık Kemal, Ali Suavi, bir yeni Osmanlılar, bir İslamcı hareket ortaya çıkıyor. Onlar başka türlü yorumluyorlar bütün bu literatürü ve daha işte şura, işte ifade hürriyeti, bunları hürriyet kelimesi üretiyorlar. Yeni bir yorum yapıyorlar ve bu bayağı büyük bir muhalefet hareketine dönüşüyor. Yani meşruiyetin ilanına neden oluyor falan. Bu peki yani böyle başka bir gelenek de yok mu? Yani bu sizin tarihsel olarak köklerini bulduğunuz o muhalefete karşı bu tahammülsüz şeyin dışında daha modern zamanlarda ortaya çıkmış. Olmaz mı? Modern değil. Bunun arka planı da var. Şunu söyleyeyim. İki oluk hep akmıştır. Yani zalimler varsa mazlumlar da hep vardır. Hep olacaktır, olmuştur. O söylediğiniz modern bir şey değildir. Yani Afgani ile başlamış, Abduh ile başlamış, Akiflerle başlamış, efendim işte Tunuslu Hayrettin ile başlamış, Said Halim Paşa ile başlamış falan gelenek falan değil. Ta Allah Resulü'nden sonra bir kırılma yaşanmıştır. Emeviler, yani Kur'an'ın yerine paralel bir Kur'an, İslam'ın yerine paralel bir İslam, peygamberin yerine paralel bir peygamber, Kabe'nin yerine paralel bir Kabe, Kudüs'e gider görür orada. Kubbe diye bir şey vardır. O 9 yıl Kabe olarak tavaf edildi. Şaka yapmıyorum. Kubbeti mecaz yapmıyorum. Mecaz falan değil. Öyle mi bu? Abdülmelik bin Mervan Mekke'yi Abdullah bin Zübeyir aldığında, birinci halife Ebubekir'in torunu Abdullah bin Ubey Esma'nın oğlu aldığında 9 yıl Mekke'niz Kudüs'tür, Kabe'niz Kubbe'dir ve Harem-i Şerif'te burasıdır diyerek zorunlu hac yeri, hac mahalli olarak Kudüs'ü gösterdi. Yapıldı yani orada öyle. Devlet resmen bunu ilan etti. Ha. Aksi davranana da ölümü reva gördü. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyordum, çok enteresan. Demek ki bilinecek daha çok evet. şey var. Yani sizin, evet. Peki bu Kudüs şeyi oradan mı? Benim Kader Risalesi, Hasan El Basri'nin evet. İslam literatürünün ilk ürünlerinden biridir o. 70'li yıllarda yazılmıştır. Literatürün ilk örneklerindendir. Hasan El Basri'nin Kader Risalesi'ne yazdığım şerhi okumanızı tavsiye ederim. Onda bu Kudüs hikayesi kaynaklarıyla beraber, birincil kaynaklarıyla beraber okursunuz. Şeyi yani, anlatıyordunuz, başka bir gelenek daha var. Var. Ebu Hanife'yi nereye koyacağız? Bakıyor musunuz? İsimlerle bile oynamışlar ya. İsimlerle. Ebu Hanife, Hanife'nin babası demek. Ebu Hanife'nin kızı. Kimler oynamış peki o dönemin dış güçleri? Biliyor, yok canım ne yani. Dış güçleri? Hiç. Yani iç güçlerin ayağının topuğuna ulaşamaz hiçbir dönemde dış güçler. Ebu Hanif. Adamın sanı bu, namı bu. Yani tevhidin babası. Anlatabiliyor muyum? Bir tane oğlu var, o da Hammad. Hiç kızı olmamış. Hiçbir kaynakta, hiçbir iddia bile yok. Anlatabiliyor muyum? Niye Hanife'nin babası konur? Değil, böyle değil. Yani nereden tutuyorlar? Nasıl bir çarpıtılmış? Neden bunu yapıyorlar peki? Efendim bugün niye yapıyorlar? Hayır. Bugün aynısını yapıyorlar. Anlamı bana ne? Yapıyorlar bugün. Anlamı ne? Anlamı karalamak. Yani tabii tevhidin babası derince imaj farklı oluşuyor. İmaj oluşturuyor adam. Evet. Tabii. Hanife'nin babası olunca Hanife'nin babası oluyor. Ya Hanife kızın babası başka bir şey. Tevhidin babası başka bir şey. Elbette bugün görmüyor musunuz? Aynı sefalet, aynı kepazelik bugün de geçerli. Kur'an'da işte lakap takmayın falan filan. Bu da bir lakap takma işi. Bu da bir imaj çalışması. Anlatabiliyor muyum? Yani adamlar imaj operasyonu yapıyorlar. Troll bugün mü var zannediyorsunuz? Bir paylaşım yapmıştım. Hı. Efendim.
Osmanlı'da 3. Mehmet döneminde. Adam kadı aynı zamanda, düşünebiliyor musunuz? Yahya efendim aynı zamanda tarihçi bu. Efendim padişahımız o kadar merhametliydi ki diyor. Saltanata gelir gelmez 19 karındaşını diyor merhametinden dolayı diyor cennet kayığına bindirip yolladı diyor. 19 kardeşini bebek, çoluk, çocuk demeden katletmiş. O günün trolü Kadı Yahya Efendi işte böyle veriyor haberi. Nasıl buldunuz? Trollük de yeni değil. Ebu Hanife'nin döneminde de troller var. Ve yani adam muhalif zaten. Muhalif. Adam rakibe karşı yapılan her şeyin zaten adı belli o dinde. Bu bir din. Unutmayın. El harbi hudatun. Bu da bir hadis. Hadis de vahiydir onlara göre. Allah dedi. Harp hiledir. Kimle mesela o yapılana harp? Bu dönemin motivasyonu da biraz bu. Tabii ki. Yani Elif Hanım etmeyin. Evet, yok hayır. Şu anda yaşadığımız bu. Evet. Yaşadı. Yani nasıl izah edelim diyorsunuz değil mi? Peki, orada peki. Duruyorsunuz. Mustafa. Yani bunu nereye sığdıracağız diyorsunuz. Yani vicdana, insafa, adalete, insanlığa, yani dine, imana, İslam'a, Hristiyanlığa, Yahudiliğe hiçbir şeye sığmaz. Nereye? Oraya sığdıracaksınız. Orada var bu. Yani adam yaptığı şeyi eğer bir hinlik yapmak istiyorsa o hinliğe hiç kimse mani olamaz. O hinlikten ecir alacağına inanır. Sevap alacağına inanır. Ve o hinliğin kendisini cennete götüren bir adım olduğuna inanır. Niye? Çünkü yaptığı her şeyi harp olarak nitelemiştir. Sadece bir nitelemeye bağlı, bir vasıf, bir sıfat. Harp koyar ve harp de hiledir efendim. Peki, bütün bunlar evet. Şimdi 28 Şubat medyasını eleştiriyorduk. Yaptıkları işte hani toplumsal mühendislik, yalan haber. Bu dönemin motivasyonu da hani ortada bir din mücadelesi yok ama bir iktidar mücadelesi var. Fakat bir din mücadelesi var motivasyonuyla hareket ediyor iktidar. Hal böyle olunca da işte mesela dava kavramı, harp hiledir, hadis-i şerifi. Şerif mi? Yani böyle söylendiği için o siz söyleyin. En azından söylemeyin bari yani, de. Bu yayını söylüyorlar olmasın. Bari bari yanımda söyleme sevgili Elif. Şimdi siz söyleyin. Siz düzeltin ki çünkü izleyenler hani buna inanıyorlar. Yani benim burada söyleyip söylememin bir şeyi yok. Söyledim bir kere artık. Yok ben söylemeye devam ediyorum. Tevbesi de var sevgili. Evet. Şimdi cihat kavramı bunlardan birisi, dava bunlardan bir tanesi, işte ümmet bunlardan birisi, Hayrettin Karaman mesela, işte hani, hükümetin, iktidarın bütün politikalarını meşrulaştıran ya da tasdik eden, onaylayan fetvalar yazıyor. Burada mesela bu İslam alimleri, kanaat önderleri neden sesini çıkartıp da hani bunların yanlış kullanımı ya da bunlar tamamıyla kökten yanlıştır diye bunları düzeltmek ya da söylemek sizlerin ve sizin gibi insanların görevi değil mi? Yani bunu benim söylemenin bir anlamı yok. Biz ben bunu hadis-i şerif derim. Siz de çıkar dersiniz ki şerif deme. Ben söylüyorum. Evet. Söylediğim için de bu, sizi biliyorum. Evet. Bu suskunluğu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu suskunluk gayet anlaşılabilir bir şey. Çünkü kalın çizgi, ana gelenek budur. Anlatabiliyor muyum? Biraz önce bakınız deve dişi gibi isimler saydım. Mezhep kurucusu bu insanlar. Malik'ten bahsettim. Evet. Şafii'den bahsettim. Evet. Ahmet bin Hanbel'den bahsettim. Yani 3 tane mezhebin 3 tane kurucusundan bahsettim. Evet. Ve bunlarla gelen bir siyasi teoriden bahsettim. Tegallüp kuralı. Yani adamlar devlete kimin yönetmesi lazım, devleti kim yönetmesi lazım sorusunda kim ehilse o, kim layıksa o demesini beklersiniz değil mi? Niye beklersiniz? Bunların bir dini var. Bu dinin adı İslam. İslam'ın da bir kitabı var. Onun adı da Kur'an. Kur'an'da açıkça şöyle kocaman bir ilke yazıyor. Evet. Ayet değil sadece. Kur'an'da her ayet ilke değil. Çok az ilke var Kur'an'da. Evet. İnsanlık ilkesi bunlar ama. Bunların bu ilkelerin tamamına Kur'an maruf der.
Evet. Bu insanlığın ortak doğruları demektir. Nedir? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah sizlere emaneti, yani devlet yönetme, işte yönetim işlerini, aslında oradaki emanet o, yönetim işlerini ehli ve layık olana vermenizi emreder. Evet. Ehli ve layık. Bu kadar. Bunu beklersiniz değil mi? Evet. Bu adamların dini İslam'dı. Bu adamlar imamdı üstelik. Bunu gerçekleştirmediği zaman da Allah'a karşı çıkmış oluyorlar. Değil mi ama? O zaman peki bunu, o zaman bu din hangi din diye sorgulamadan yürüyemiyoruz, yol alamıyoruz. O zaman aynı sorgulamayı başka insanlar da yapıyor ve sizin eleştirilerinizi biraz önce dediniz ya, hani ateistler de kullanıyor bu şeyleri, evet, diye. Oradan aslında bir şey sormak istiyorum. Çünkü bu eleştirileri, bu bütün bu İslam tarihindeki bütün bu, hani şimdi şu an sizin dillendirdiğiniz eleştirileri insanlar dillendiriyorlar ve günün sonunda şöyle bir sonuca varılıyor. Ana akım dediniz ya, bu ana akım diye. Niye bu ana akım oldu o zaman? Yani burada o zaman dinde bir sorun var. Yani bu ana akım olduysa, yani şu anda mı, tarihin şu anında mı bunu değiştireceğiz? Yani tarih boyunca bu düzelmemiş. Demek ki dinde bir sorun var diyerek insanlar dinden çıkıyorlar aslında. Evet. Yani siz mesela bu böyle insanlarla da karşılaşıyorsunuzdur herhalde. Son zamanlarda da... Çok hiçbir yaklaşım değil mi sizce de? Yani sahte dolar her zaman olmuştur ama dolarda bir sorun var diye ben duymadım. Ama sahte dolar ortalıkta dolaşımdaysa ve yıllarca, binlerce yıldır da böyle devam ettiyse. Altın daha eski. Altın da züyuf, akçe hep olmuştur. Eski Mısır'da da olmuştur. Ben tekrar aynı soruyu tekrarlayacağım. Ama altının altınlığına hiçbir zarar vermiyor. Evet. Hocam. Altının ölçüsü var çünkü. Anlatabiliyor muyum? İslam'ın ölçüsü yok. Sorun bu. Yani hocam, bu böyle yani, bir şey hep aslında... Her değerde vardır. Bu her değerin de, sahtesi vardır. Dini yani, hayatın evet, ya da sınavın bir parçası da bu mu? Aynen. İnsan bu aslında. Yani sınavdan da öte. Sınav da bir din dili. Onu da aşalım. Evet. İnsan böyle bir şey. İnsan hatta hayatta kalma güdüsü insanda sahteliği ortaya çıkaran temel güdüdür. Anlatabiliyor muyum? Şu jestler, mimikler evrimsel süreçte, evrimsel biyolojide nasıl ortaya çıkmıştır? Mesela kaşın ortaya çıkışını evrimsel biyologlar jest ve mimiklerle ilgili sayarlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü konuşmaması gerekiyor, yoksa avcının haberi olacak. Konuşursa olmayacak. Konuşmadan da bir şeyi ifade etmesi lazım, burayı oynatacak. Ve hücreler özelleşiyor. Anlatabiliyor muyum? Harika bir izah. Dolayısıyla bu anlamda hayatta kalma güdüsüyle alakalı bu. Sahtesini icat etme. Kuşlar harika bir sahtecilik oyunu oynarlar, bilir misiniz? Bazı kuşlar getirirler yumurtalarını, kendilerine ait olmayan yuvanın içine bırakırlar. O yumurtayı civciv olarak çıkarma görevini oradaki salağa verirler. Affedersiniz. Anlatabiliyor muyum? Alın buyurun size bir sahtecilik olayı. Hocam. Tabiatta var sahtecilik. Dolayısıyla insanı ele alırken insan üzerinden konuşmak lazım. Yani burada konuştuğumuz her şey insan üzerinden konuşulduğunda hep var. O yüzden halifelerin birbirini öldürmesi de... Aynen. Niye efendim Müslümanlara has görüyoruz ki bunu? Bizans sarayına bakalım mı? Roma'ya bakalım mı? Ne dersiniz? Hadi gidelim eski Mısır firavunlarına bakalım. Gelin. Öyle dümenler dönmüş ki Bizans'ta olanlar yanında solda sıfır kalır. Dolayısıyla ya bu anlamda herhangi bir kültüre, herhangi bir dini gruba, herhangi bir zaafı şey yapmak doğru değil. İnhisar ettirmek. Bu anlamda insanoğlunu ele almak lazım. İnsan böyle bir varlık. Ama bunu dedikten sonra İslam diye bir din kendisinin insanı daha iyi insan edeceği iddiası var. Değil mi? İnsanı. Dinin amacı bu. Evet. İnsanı daha iyi insan etmek. Vahyin amacı akla yardımcı olmak. İbadetlerin amacı ahlaka yardımcı olmak. Dinin amacı insana yardımcı olmak. Yardımcı olmak. Yardımcı kitaptır Kur'an. Asıl kitap değil. Asıl kitap kainattır. Kainat Kur'an'ıdır. Hep ona referans verir. Zaten ayet de bu demektir. İşaret demektir. Dolayısıyla bu detaydır yani. Bizim okuduğumuz ayetler detaydır. Asıl odur. Kainattır. İnsandır mesela asıl Kur'an. Mesela kainattır asıl Kur'an. Ona ifade eder, onu gösterir. Parmak ayı gösterirken aya bakarlar, parmağa değil. Ya bu anlamda
biz meseleleri konuşurken herhangi bir kültür havzasına, herhangi bir medeniyet, herhangi bir din havzasına referansla konuşuyoruz da ama ana fotoğrafı unutmamamız lazım. İnsanı konuşuyoruz. Yani hani Marx öyle demişti ya, insana dair hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Anlatabiliyor muyum? İnsana dair hiçbir şey bizi şaşırtmamalı. Eğer yaratılışın özünü biliyorsak, ilgilenmişsek. Yani ben Kur'an'la iştigal eden bir teoloji insanıyım. Ömrüm teolojik araştırmalarla geçti. Ben bir teologum. Anlatabiliyor muyum? Yani neyi sorarsanız sorun, bulunduğum alandan konuşurum, bildiğim alandan konuşurum. Bilmediğim konuda konuşmam benim cehaletim olur. Doğru değil. Bildiğim alan aynı zamanda bugünkü sorunların da ortaya çıktığı alan. O zaman işte o zaman affedersiniz at gibi kişniyorum yani. Başka çaresi yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bildiğim alan aynı zamanda sorunların da ortaya çıktığı nedenleri oluşturuyor. Görüyorsunuz yani. Görüyorum. Bunun bu yüzden çıktı diyorsunuz. Aynen. Yani beni konuşurken biraz fazla özgüvenli diye düşünüyorsanız eğer, yani özgüvenimin çok olduğundan değil, sorular bildiğim alandan geliyor. Siz bu tartışma hani işte hani dinde bir sorun mu var? Hani bu kadar şeyse dinden uzaklaşma dedi Yıldıray. Siz dediniz ki bu çok hiç bir tartışma değil mi? Bence değil. Yani eğer böyle bir düşünce varsa toplumda ve insanlar da bu sorunun cevabını alamadıkları için dine mesafe koyuyorlarsa bu sorunun cevabını İslam alimlerinin oturup vermesi gerekiyor. Yani bu sizin alanınız. Siz ve sizlerin alanınız. Rahatlıkla, rahatlıkla. Şimdi ben de burada, veriyorum zaten. Burada yani, yani işte, İslam'ın Kur'an-ı sahtesi Kerim'de, var diyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de, sahtesine bakarak aslı hakkında hüküm veremezsiniz evet. diyorum. Evet. Gelin oturup konuşalım o zaman. Yani biz bugün Stalin'e bakarak Marx hakkında değer hükmü verebilir miyiz? Verir mi? Ben vermem. Siz verir misiniz? Ne kadar Marx okutunuz bilmiyorum. Vermem. Marx'a büyük haksızlık bu. Oysa ki bir ideolojiden bahsediyoruz. Dinden bile değil. Gerçi ideolojilerle dinler arasında bir bakışımlık var. Efendim her ideoloji. Öyle bir sonuç doğurması ideolojide de bir sorun oldu. ama Marxist miydi evet. meselesine geliriz orada da değil mi? Şimdi orada tamam evet. sahtesine evet. bakarak aslını değerlendiremeyiz. Ama niye hep sahtesinin olduğu örneklerle karşı karşıyayız? Yani mesela işte bir İslamilik endeksi var. Burada hep Hristiyan ülkeler işte Yeni Zelanda birinci sırada çıkıyor. Hı hı. İslam ülkeleri hep sınıfta kalıyor. Kanada öyle, İskandinav ülkeleri şimdi öyle. Şimdi mesela bir tane evet. yani mesela diyelim ki 10 tane İslam ülkesi olur. Bundan 5 tanesi kötü örnek olur. Ya da 9'u kötü örnek olsun da bir tanesi iyi örnek olsun. Olmaz. Olamaz. Niye bir tanesi de yok? Mevzuat müsait değil. Hangi mevzuat? İnandıkları din ahlaksız eder bunları. Mecburlar buna, mazurlar hatta. Ona inandıkları ve sorgulamadıkları sürece. Yani Sokrat'ın o ünlü sözü var ya, sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Ben de ondan nazire olarak bir söz söyledim. Sorgulanmamış din inanmaya değmez. Dolayısıyla sorgulamadıkları, yüzleşmedikleri sürece, o inandıkları şeye din dedikleri sürece onlar olamazlar. Ya ahlaksızlık yapmak zorundadırlar. İktidarlar yalan söylemek zorundadır. Mustafa Bey, evet. şimdi iktidar dediğimiz evet. iktidarlar. Yani Suudi Arabistan'a da bakın, İran'a da bakın, Pakistan'a da, Afganistan'a. İktidarlar, iktidar yani hükmedenlerin sayısı, Türkiye'de diyelim AK Parti, ilçe başkanı, teşkilatı falan mesela. Baktığınız zaman hadi 10 bin kişi olsun. Türkiye 85 milyon. Hadi bunun 40 milyonu değil mi? 40 milyonu da Müslüman ve dindar. Daha çoktur. Daha çok. Ben şu anda matematiğim iyi olmadığı için böyle hesaplar. Sen oraya takılma Yıldıray. Şimdi burada bu iktidar, siyasetçiler kendilerine göre kullanıyorlar ve dini kendilerine rant aracı haline getiriyorlar.
Kur'an-ı Kerim'deki ilkeleri uygulamıyorlar ama bir taraftan da Müslümanız ve İslam edebiyatı yapıyorlar, din hamaseti yapıyorlar. Peki burada iktidar tamam, fakat burada toplumlarda da yani bu dindar topluluklar, inanan kişilerde de problem yok mu? Sadece iktidarlar değil ki, buna susan din adamları var. Bugün işte devlet kurumları yozlaşıyor ama Türkiye'de bugün bildiğimiz bir sürü İslami böyle hani vakıflar, cemaatler, tarikatlar, bunların hepsi sınıfta kalıyor. Hepsi, sadece burası değil. Hepsi aynı şeye hizmet ederler. İnsanları niye buna itiraz olacak bir şey yok? Damar, yani bakın, bakın. Bir damar ortaya çıkmıyor. Çıkıyor ve boğuyorlar. Boğdular. Boğulma tarihini anlatayım ben size. Sabreder anladım. Misiniz? Tabii ki. Anlatın da yani efendim birini bitirmeden birine başlıyorsunuz. Yani programın formatı biraz böyle. Şimdi, bir şey yok. Şimdi boğulma tarihi. Evet. Allah Resulü'nün vefat ettiği günden başlar. Boğulma tarihi. Anlatabiliyor muyum? Ali niye boğuldu? Ondan sonra işte belki ismini hiç duymadınız. Amr el-Maksus diye bir adam var. Diri diri gömüldü. Bu ikinci Muaviye'nin hocasıdır. İkinci Muaviye kimdir? Yezid'in oğludur. Yani halifeydi. 6 aylık bir halifeliği var. Niye diri diri gömülür bir adam ki? Bu adam allamedir. Adaletten başka çıkış yolu yoktur. Tebanı teba olarak değil de şahsiyet olarak yetiştir dediği için. Yezid'e bunu söylüyor. Evet, bunu söylüyor. Yezid'in oğluna söylüyor. Yezid'in oğluna. Yezid'e değil. Muaviye. Ve onu öyle yetiştirdi ki ilk hilafet hutbesinde çıktı. Babamın da dedemin de günahlarını üstlenmiyorum ve reddediyorum. Öyle mi? Aa. Çok acayip. Benim imamlar ve sultanlardan onun hutbesini okuyabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir halife ne yaptılar? Gömleğini çıkarmış yani. Ha, gömleği. Hem de nasıl? 6. ayda aile zehirledi. Aa. Hocayı da diri diri gömdüler. Sen çocuğumuzu yoldan çıkardın diye. Şimdi boğdular, boğarlar efendim. Boğarlar. Hasan el-Basri'ye yaptıklarını yazdım orada. İşte Ebu Hanife örneği ortada. Adamı 70 yaşında her gün 100 sopa çekmeye, ondan sonra da zehirli bir çorbayla öldürerek kurtuldular. Kurtuldular. Yani Cahit bin Dirhem vardı. Özgürlük adamı. Özgürlük istiyor. Yani hatta şartlarından biri 4 tane şartı var. Halifeye şartına bakın. Düşünürün şartına bakın. Vergilerin halktan hafifletilmesi. Ya böyle bir düşünür mü olur Allah aşkına? Böyle bir şartı var. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bu adam Basra valisi kurban günü, kurban bayramı günü. Allah kurbanlarınızı kabul etsin dedi. Kurban bayramı hutbesini okudu. Vali bu. İndi, benim de kurbanım dedi, burada dedi, getirin dedi, Cahit bin Dirhem'i getirdiler, halıyı kaldırttı, yatırdı oraya, kör bıçağını çıkardı, caminin ortasında adamı kesti. Siz kodeksi bilir misiniz? Müslümanların aforoz kodeksi. Nedir bilir misiniz? Lalikai diye bir adam vardır. Meşhurdur fıkıhçılar referans olarak verirler. Bu kodeksi çok iyi yazmıştır. Muhalif olan selam verirse alınmaz, yolda karşılaşırsa selam verilmez. Hasta olursa ziyarete gidilmez, hasta olursanız ziyaretinize kabul edilmez. Kızı alınmaz, kız verilmez. Efendim ölürse cenazesi kılınmaz, Müslüman kabristanlığına gömülmez. Söyler misiniz size böyle bir kodeks uygulandığını? Medeni mevta. Kaç kişi dayanır buna? Siz de durmuşsunuz, bu niye yürümedi diyorsunuz. Niye yürüsün? Böyle bir geleneğiniz var sizin. Onun için bakınız, çoban mı sürümü meselesinde işte geleneğiniz, öyle bir dininiz var ki o din size ya çoban ya sürü olmaktan başka üçüncü bir şık tanımıyor. İnsan olmayı tanımıyor. Hani ne diyordu? Efendim, Taliban'ı anlatıyorlar da Taliban çok 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 zulmetti diyor. Bir örnek verir misiniz? İnsan olmanıza izin vermiyorlar diyor. Uçurtmayı yasakladı adamlar ya. Uçurtmayı vurmasınlar romanının çıkış nedenidir bu.
Anlatabiliyor muyum? Yani benim bir talebem vardı Afganistanlı. Burada okudu, mühendisliği bitirdi, gitti. Yavrum git dedim oraya, vatanına hizmet et dedim. Burada ne yapacaksın? Sana orada ihtiyaç var. Gitti, bir hafta sonra ağlayarak geldi. Niye geldin dedim. Daha sınırda girişte sakalımın boyunu santimle ölçtüler hocam dedi. Şimdi inanamazsınız, inanamazsınız. Bunlar sufidir biliyorsunuz. Evet. Taliban nakşidir, sufidir. Bir tarikat yapılanmasıdır. Yani selefi değil. Selefi diyeceksiniz de öyle atacaksınız. Buna öyle de atamıyorsunuz. Selefilerle zaten araları yapısal olarak bozuktur. Evet. Ben bunların medreselerindeki ders kitapları üzerinden bunları anlattım bir programda. Amerika'da hazırlanmıştı onlar da öyle şeyler söyleniyordu. Evet. Mazeret fabrikalarımız boş durmuyor. Evet. Hocam peki şu andaki durumu nasıl analiz ediyorsunuz? Çünkü bütün bu 80'ler 90'larda bir İslamcı hareket, İslami hareket Türkiye'de de yükseldi. Arap dünyasında da, İslam dünyasında da yükseldi. İşte Müslüman kardeşler hareketi büyüdü. İşte Türkiye'deki işte Refah Partisi hareketi büyüdü. Diğer tarikatlar, cemaatler büyüdüler. Bir yükselme dönemi yaşandı. Yani böyle parıltılı bir dönem yaşandı. İşte en son işte AK Parti Türkiye'de iktidara geldi. İşte cemaatler çok büyüdü. Şeyde de İslam dünyasında da Arap Baharı yaşandı ve burada işte İslami hareketler çok iktidara geldiler. İşte Mısır'da geldi, başka ülkelerde geldi, Tunus'ta geldi. Fakat bu da sönümlendi, tam tersine döndü, darbeler oldu. Şimdi tam tersi bir dalga var. İşte böyle Suudi Arabistan, işte şeyin Birleşik Arap Emirlikleri'nin o daha işte demokrasi dışı ama seküler bir dalga var. İşte İran devrimi çok parıltılı bir şey yaşadı ama o da orada da bir otoriter rejim kuruldu. Orada da çok ciddi eleştiriler var. Şu anda geldiğimiz noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de de bu İslami hareketlere yönelik çok ciddi eleştiriler var. Böyle bir fetret dönemi mi, bir duraklama dönemi mi yoksa bir şeylerin bitmesi iyi mi oldu diyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tarihsel olarak? Ben çok ümitliyim. Çok. Yani bunu biraz da sizleri rahatlatmak için, izleyicilerimizi rahatsızlatmak için söylemiyorum. Ümitliyim çünkü tarihin dinamiklerini az çok biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Diyalektik tarihin de yasasıdır. Yani Hegel'le başlamadı bu iş efendim. Diyalektik insanlıkla beraber, hatta varlıkla beraber yaşıttır. Dolayısıyla diyalektik yasası devam ediyor. Pimpon topu gibi bir vuracak, bir gelecek ve bir denge noktasını yakalayacak, olacak. Yani başka türlü olmaz. Hangi noktadayız şu anda? Şu anda dipteyiz. Tam dibi yani, gördük mü? Yok, biraz daha var. Efendim, biraz daha var. Yani yani kötü bitti, en kötüsüne hazırlanın. Yani ama bir dip var. Dipsiz bir şey yok. Efendim, bir. İkincisi, biraz önce söyledim. Şark'ta değil dindarlıkların, efendim ben Kahire'de liberallerin toplantısına davet edilmiştim. Çok ilginçtir aslında, onu size özel olarak anlatmak isterim. Yani Kahire'de liberal nasıl olunur? John Stuart Mill'i tartışıyorlardı mesela benim geldi, beni davet ettikleri şeyde. Ben de ucundan kıyısından müdahil oldum tabii. Bir salon dolusu. Her şey o salonun içinde kalmak şartıyla konuşmak serbest. Mübarek dönemi. Anlatabiliyor muyum? Na mübarek, la hüsni la mübarek dönemi. Ama o salonun içinde kalmak şartıyla. Yani Kahire'nin, Mısır'ın en liberal yazarları var orada. Ünlü isimleri var. Çok sanat yüzleri var falan filan. Efendim, çok da cesur konuşuyorlar ama her biri en azılı tabiri caizse liberali. Şimdi elhamdülillah illesi diye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir salavat, bir giriş, bir efendim bir iki ayet. Ya dedim nereye geldik biz? Bizdeki liberaller hiç böyle yapmıyor. Mollaların içine. Şimdi şunu söyleyeceğim ben. Şimdi bu coğrafyada ateistler bile karşıt olduklarına yaklaşımları dincilerin yaklaşım tarzıyla aynıdır. Zihniyet aynıdır yani. Onun için biraz önce dediniz ki seküler. Yani monarşiler aslında. Anlatabiliyor muyum? Seküler monarşiler. Çünkü din aslında dini kullanmak.
sopa olarak kullanmak ihtiyacı hissettiler. Mesela Suudiler ele alalım. 18. yüzyılda biliyorsunuz efendim Abdülvehhab çıktı. Vehhabilik hareketi 18. yüzyılda yeni selefilik olarak doğdu ve sırtını Ali Suud'a yasladı. Suud kabilesine yasladı. Ve efendim ne oldu? Bunların elinde büyütüldü. Bunların elinde serpildi ve bir devlet dini oldu Vahabilik. Unutmayın. Ve Vahabilik yüzünden o ülkede insanlar, kaç insan öldürüldü biliyor musunuz? Çok ilgini çekecektir Yıldıray. Bundan 4 yıl evvel Suudi Arabistan'a gittiğimde İbn-i Teymiye'nin el fetavasını aradım. Allah seni inandırsın, ülkenin en büyük kitapçılarını, anlatabiliyor muyum? Dolaştım. İbn-i Teymiye'nin el fetavasını yok. Çok enteresan. Ya İbn-i Teymiye ideolojisi üzerine kurulmadı mı bu devlet? Enteresan değil mi size? Çok. Ha bakınız, aslında bunların kıvrılma katsayısının ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor. Güncelleme yapılıyordur kitapta. Hayır, belki. Yine oraya geldik. Güce tapıp adını Allah koyuyorlar. Hiç değişmiyor. Yani Sisi efendim, işte efendim Suudi Arabistan monarkları, İran mollaları, İran'daki molla diktatörlüğü. Ne zannediyorsunuz yani? Ne fark ediyor? Şöyle bir bakın. Hiç fark etmiyor. Hangi rengi olursa olsun, hangi rengi olursa olsun aynı. Kullanışlıysa kullanırlar. Onun için İslamcılığa getirelim sözü efendim, çünkü oradan sordunuz. Bir kere İslamcılığın eline, ki din İslamcılığa evrilmişse ideolojiye dönüşmüş demektir. Dini ideolojiye dönüştürmek bizzat dini kendi içinden vurmaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani dini eğer ta yüreğinden vurmak istiyorsanız dini ideolojileştirin. Dini ideolojileştirdiğinizde din artık din olmaktan çıkar. Ve o dine, ideolojileştirdiğiniz o din eğer güçle ve siyasetle buluşursa nur topu gibi bir faşizminiz olur. Hiç istisnası yok. Yok mu? Yok. Bunu İhvan'ın tarihini yazmış biri olarak konuşuyorum. İhvan'ın liderleriyle konuşmuş biri olarak konuşuyorum. El Mansura'da o insanlarla oturup meseleleri tartışmış biri olarak konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Genel merkezlerinde. Yani dolayısıyla... Yani İslamcılığın kendisi hata mıydı? Hatadır. Anlatabiliyor muyum? Peki Akif'i nereye koyarım? Ben Akif'e kıyamam. Onu çok severim. Ona karşı zaafım var tabii. Ama zaafımın sebepleri de var. O böyle İslamcılığı görse ne'uzu billah, Allah'a sığınırım sizden der ve yaka silkerdi. Onu biliyorum. Akif'te böyle bir kumaş var. Böyle bir kumaş var. Çünkü ömrünün içerisinde böyle örnekler var ve bunlara yaptığını da biliyorum. Dolayısıyla Akif'i kültürel İslamcı olarak görebiliriz ama Akif'i İslamcı olarak kim kodladı ki? Akif kendisini İslamcı olarak kodlamadı ki. İsmail Karalar'ın vurduğu efendim şablonları niye biz kullanıyoruz ki bunlar hakkında? Said Halim Paşa'ya İslamcı diyebiliriz. Çünkü İslamcılık diye bir kitabın yazarı. Siz Akif'in şiirlerinde gördünüz mü böyle bir kodlama? Yok. Dolayısıyla yani orada da bir okus pokus dönüyor. Orada da bir çuvalın içine şey yapıp ağzını bağlama dönüyor. Yani toptancılık. Doğru değil bunlar. Hepsi ayrı ayrı ele alınmalı. Ama kültürel İslamcılığı yine de ayırabiliriz bu anlamda. Fakat şunu söyleyeyim. Din boyasına boyadığınızda siyaset ve gücü, faşizm çıkar oradan. Başka türlü yapamazsınız. Faşizm çıkar. Siz biliyor musunuz Müslüman faşistlerin tarihini? Müslüman nazilerin tarihini? Bir tarihtir. İsterseniz bir çalışın bu mevzuyu. Çok şey var, malzeme var. Mehmet Azim ben size yardımcı yazdı. Olurum. Hayır o değil. O değil. Engizisyon. Bu adı sanıyla faşizmden bahsediyorum. Nazizmden bahsediyorum. Yani Naziler, eyvallah ya. Nazilerle işbirliği içine girmiş İslamcılardan yani. Bahsediyorum. Yani hatta Hitler'in adını Muhammed Hitler koyanlardan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla oradan o çıkar aziz kardeşim.
Yani muhalefette olduklarında mazlumdurlar, mağdurdurlar. Mağdurken çok tatlıdırlar. Ama iktidar ve gücü ellerine verdiğinizde içlerinden bir canavar çıkar. Şimdi evet. Siz bu sert seküler değil mi? Seküler değil de sert laiklik uygulamalarına da karşı da zamanda aynen. Çok çıkmış bir... Mağdurum ben. Evet. Yani hapis yaptım. Evet. Nasıl karşı olmam? 28 Şubat'ta. Eyvallah. Yani bir yazımdan bir de tebliğimden dolayı efendim 12 tane mahkumiyetim var da ikisinden de yatmıştım. Evet. Yani. Onu bildiğim için yani bu evet. Soruyu size sormak evet. istiyorum. Şöyle bir şey özür de var. Özür dilerim Yıldıray'cığım. Onun için de böyle rahat konuşuyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Herhangi bir mahalleye yamayamazlar beni. Ben bedel ödemiş bir insan. Evet. Eyvallah, buyur. Şimdi bu son dönemde özellikle AK Parti iktidarı ve diğer İslami grupların yapıp ettikleri nedeniyle şöyle bir görüş var. Bunu siz ne düşünüyorsunuz? Demek ki bunlarla böyle Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki o sert laiklik şeyi yani Atatürk'ün ve o Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının işte istiklal mahkemeleri o yaptıkları sert otoriter laiklik uygulamaları demek ki doğruymuş. Bunlarla böyle mücadele edilmesi lazımmış. Hayır. Böyle bir şey var yani ona hak vermek hayır. gibi bir şey hayır. var. Bir tane bu en radikal uç. Bir tane de laiklik aslında yani laiklik dediğimiz şeyi biz o kadar iyi anlamamışız. Aslında bu laiklik ilkesine de hem dindarların hem dindar olmayanların ihtiyacı var. Bu iki görüşü nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Hayır, asla. Aslında şunu söyleyeyim. Dünkü o laikçilik uygulamaları bugünkü manzarayı, tabloyu çıkaran şeydir. 28 Şubat rahminde döllendi bugünün efendim tırnak içinde İslamcı iktidarı, muhafazakar iktidarı. Anlatabiliyor muyum? Onun ekmeğini yiyorlar, farkında mısınız? Başörtüsü mağduriyetten nasıl başörtüsü mağruriyeti çıkar? Hı? Patlayan lağımları görmüyor musunuz? İşte bilmem. Ciddi bir yani entelektüel birikim olsaydı, mesela Necip Fazıl değil de başka birilerinin şapkası altından çıkılsaydı. Olurdu. Belki hani çok 28 Şubat şey değil, 10 tane 28 Şubat'ta yaşansaydı böyle bir iktidar tablosu da çıkmayabilir. Harika bir yere getirdin Elif. Yani neden bu memlekette alimlerin yerini şairler aldı? Anlatabiliyor muyum? Evet. Neydi problem? Yani hoş, alim dedikleriniz de biraz önce isim söylediniz. O da bir geleneğin devamı nihayetinde. Kendisinden unutmayın, toplumlar yöneticilerin dini üzerindedirler. Toplumların dini yöneticilerin dinidir. Niye? Şark, Müslüman şarkta aslında yönetici Allah'ın yeryüzündeki gölgesi zanneder kendisini. Evet. Efendim, zullullah fil arz. Şimdi yerde yürüyen ilah gibi görülür, görülmek ister. Bu halen mi böyledir? Halen böyledir. Evet. Halen böyledir. Dolayısıyla niye garibinize gidiyor ki? Şimdi siz benim reayamsınız, ben sizin çobanınızım. Dedikten sonra iş bitmiştir. Düşünün Kur'an'da bir ayet var ya. Bakara suresinin 104. ayeti. Peygamber'e çobanımız demeyin diyor. La teburu ra'ina. Çobanımız demeyin. Niye? Peygamber çoban değil, siz de sürü değilsiniz. Koyun sürüsü değilsiniz. Şimdi aslında ana metniniz meseleyi ta o günden halletmiş. İlkeyi koymuş. Ama siz dönüp bakmamışsınız bile. Arkasını dolanmışsınız. Onun için de alternatif bir din getirmişsiniz. Yani cahiliyenin dinini sarmışsınız. Üstüne de hadis yazmışsınız. Tasavvuf yazmışsınız. Fıkıh yazmışsınız. Kelam yazmışsınız. İslam diye yutturuyorsunuz. Satıyorsunuz bu. Yani pazardaki 30 liraya aldığınız Levi's olduğunu zannettiğiniz veya zanneden adam gibi. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yani. Dolayısıyla sahtesi, yani bu anlamda neden şairler? Bu ayrı bir konudur. Bu çok önemli bir konudur. Bu çok önemli bir konudur. Neden Necip Fazıl mesela? Neden Sezai Karakoç? Yani İsmet Özel'e niye Allame-i Cihan, Feridi Zaman olarak bakıp da fetva sorar insanlar? Düşünebiliyor musunuz? İsmet abinin kendisi şikayet ediyordu bundan. Ona fetva soruyorlarmış da. Sorarlar ya. Bu memlekette aslında insanların
kıymet hükümleri ne kadar altyapıya dayanıyor ki? Yani insanların kıymet hükümlerinin değeri nedir, kıymeti nedir mesela? Ya insanların ellerindeki metreler ve kilolar, belediye iktisat müdürlüğündeki aşınmamış metreyle ve kiloyla ölçülse ve tartılsa ne çıkardı? Çoğu elinde 85 santim taşıyor, buna 1 metre diye satıyor. Çoğu elinde 950 gram taşıyor, buna 1 kilo diye satıyor. Dolayısıyla ölçüleri bozulmuş. Ölçü bozuk. Bu anlamda bu memleketteki dindarlık aslında romantiktir. Anlatabiliyor muyum? Romantik, bu romantizmin, yani romantizmin yararlı bir şey olduğunu düşünenlerdenim. Ama dozu ayarlanmak şartıyla. Fakat romantizm din olunca, yani aldatılma nesnesine dönüşünce, romantizmle aldanmaya yatkın olunca aslında bu bir ayuşka, bu bir uyuşturucu etkisi yapıyor. Yani DMT etkisi yapıyor. Dimetiltriptamin. Anlatabiliyor muyum? Pineal galantın, pineal bezin böyle bir ürettiği bir şey var. Hormon var. Düşünün. Bu hormonun günümüz dindarlığındaki tüm mistik yönetimler, yönelimlerin aslında bu hormona dayandığını nörobiyologlar tespit ettiler. Hangi hormona dayanması? İlginç. Yok. Sadece bu değil, dopaminle dayalı dindarlıklar var, zevk hormonuna. Anlatabiliyor muyum? Adam mesela bir Allah diyor, etraf yıkılıyor, zaten iki şişe atınca öyle der veyahut da altın vuruşu vurunca öyle yapar. Dolayısıyla dopamin dindarlığı da var. Oksitosin dindarlığı da var. Sizin tercihiniz hangi dindarlık? Benim dedim, serotonin dindarlığı. Serotonin. Evet. Mutluluk dindarlığı. Anlatabiliyor muyum? O dindarlık, mutluluk hormonu şöyle bir hormon. Helmin mezit demez. Yani vurdukça bir üstünü istemez. Anlatabiliyor muyum? Yani alınca serotonin salgılamaz. Verince, sevindirince. Sevinince salgılamaz. Sevinince salgıladığı dopamindir. Sevindirince salgıladı. Peki bu IŞİD filan el kaydı oralar. Çikolata da yapıyor. Şimdi nörobiyolojiye geldik yani efendim. ama bakınız bu gerçekten de bu ilginç bir alandır. Evet. Dindarlıkların nörobiyolojisi. Bunun üzerine çalışılmış ya. Öyle makaleler yazılmış ki bayıldım. Ilginç. Evet, bayıldım. Yani adamlar dindarlıkları tasnif etmişler bunun üzerinden. Onun için diyor ki şu dindarlık çeşidi sahibine diyor bu hormonu salgılattığı için buradan uyuşturucu almış, doz almış zevki alıyor diyor. Bizde obsesif kompulsif bir dindarlık var, obsesyon. Anlatabiliyor muyum? Nevrotik bir dindarlık var. Görmüyor musunuz? Farkında değil misiniz? Adam Bismillahirrahmanirrahim diyor, kelle kesiyor. Okuduğu ayettir. Ayetin içindeki iki tane isim vardır Allah'ın esmasından. Rahman, Rahim. Hiç düşünmemiş. Rahman, Rahim diyerek kelle kesilir. Üstelik aşağıdaki de Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Peki bu... Bu da ilginç yani. Hükümdarların, ilginç, devlet başkanlarının, siyasetçilerin iktidarlar hangi sınıfa giriyor dindar siyasetçiler? Hayır efendim. Onların dini güçtür. Yok bu şey olarak. Onlar kullanırlar. Anlatabiliyor muyum? Kullanışlı ahmaklar bulurlar ve kullanırlar. Onları motive eden güçtür. Gücün de nörobiyolojisi vardır. Anlatabiliyor muyum? Güç de korkunç bir uyuşturucu etkisi. Peki bu AK Parti iktidarının, evet, şimdi 20 yıllık AK Parti iktidarının mutlak surette sadece dezavantajları değil, ben de düşünüyorum. Mesela bir aydınlanma, dindar kesimin kendisini bir check etme, muhasebe etme, kendisiyle yüzleşme olanağını sağladığını ve sağlayacağını düşünüyorum. Yanılıyor olabilir miyim? Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ne olmamamız ve ne yapmamamız gerektiğini. Nasıl bir? Evet. İçimizdeki canavarı gördük. Çünkü içimizde hep bir heves, bir şey kalacaktı. Aynen. Yani dindarlar çok yararlı gelseydi. Oldu.
Aynen. Adaletli olacak. Yani gördük. Gördük ne oldu? Manzarayı gördük. İçimizde saklı olan dışımıza çıktı. Gördük. Çok iyi oldu. Yoksa ben böyle nasıl konuşurdum? Şu efendim geldiğim noktaya nasıl gelirdim? Yalanı nasıl görürdüm yani? Kendime inandırdığım bir yalandı bu. Anlatabiliyor muyum? Onun için yalanı görmüş olmamız bile bir kazanımdır diye düşünüyorum. Tabii bunun maliyeti. Ağır mı? Ağır. Çok ağır. Çok ağır. Bunun maliyeti... Daha da ağır olabilir mi? Efendim? Daha da ağırlaşabilir mi? Daha da ağırlaşacak. Dibi görmedik. Daha da ağırlaşacak. Çünkü bu öyle bir bela ki dibi görmeden durmaz. Durdurulamaz yani. Çünkü akli fren sistemleri iflas etmiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani her trende bir efendim imdat freni vardır değil mi? Bu trenin imdat freni yoktur. Maalesef. Üzülüyorum ama böyledir. Peki çok bu, zayiat olacak. Evet. Yani evet. O, ona nasıl bakıyorsunuz onu merak etmiştim ben de. Yani mevcut duruma bir de sadece dünya konjonktürü açısından da öyle. İşte IŞİD diye bir şey var bir taraftan. İşte Türkiye'de bir şey darbe yapmaya çalıştı bir dini cemaat. Yani bir sürü kötü örnek var yani bakıldığı evet. zaman. İşte zaten iktidarla ilgili eleştiriler var. Özellikle gençler arasında işte deizmin, ateizmin yükseldiği söyleniyor. Belki iktidar değişirse daha fazla şeyler ortaya çıkacak ve bu belki çok daha fazla insanları şey yapacak, soğutacak. Bir de çok fazla siyasetle din de iç içe geçtiği için siyasette herhangi bir şey dine de mal ediliyor ve insanlar onu dine de o puanı veriyorlar, siyasete verdikleri puanı. Bu sizi endişelendiriyor mu yani bu işte gençlerin bu meyletmesi yoksa bu bir aydınlanma öncesi bir şey olarak mı görüyorsunuz bunu? Ben dönem bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Daha bu önce, deizm meselesini. Daha önce söyledim. Bu olumlu bir gelişme zira ondan evvelki inanıyormuş gibi yapma olayı aslında felaketti. Anlatabiliyor muyum? Bir zombiyle karşı karşıyasınız. Bir efendim fake'le karşı karşıyasınız. Anlatabiliyor muyum? Mış gibi yapan biriyle karşı karşıyasınız. İnanmıyor. Hiçbir şey yok aslında. Ne Allah'ın, ne kitabın, ne peygamberi, ne dini, ne imanı. Ama Allah'ı da, dini de, imanı da her türlü yani çaya çorbaya limon gibi sıkan bir tip düşünün. Efendim, bu kime zarar, kime yarar? Dolayısıyla bu bir kazanım, sorgulamadır. Yani sorgulayan bir akıl en büyük kazanımdır. Gerçek iyidir. Gerçek iyidir. Gerçek acıtıcı olsa da iyidir. Gerçeğin acısı acıların en tatlısıdır. Bu anlamda. Onun için bence gerçeği görmüş olmanın bedeli varsa bu bedeli ödeyelim derim. Ağırsa olsun. Çünkü sonsuza kadar uyuyamayız. Çünkü uyku ne kadar derinse çok utanç yani. Utanç uyku ne yani kadar bu... derinse uyandırmanın sarsıntısı da o kadar büyük olmalı. Şok etmeliyiz. Şoke etmeliyiz. Uyandırmak için. Şu anda şok dönemi yaşıyoruz. Evet şok durumu yaşıyoruz. Çok ağır. Çok ağır. Yani bedel utanç çünkü. Başka hiçbir şey değil. Çok ağır. Utanç yani. Evet. Ben kendi adıma tevbe etmeye çalışıyorum. Bir utançtan daha büyük, evet. Evet. Tevbe etmeye çalışıyorum. Yani benim tevbem fiili oluyor tabii. Yani dün hata ettiğimiz noktaları tespit ediyorum. Kendimi sorguluyorum. Fikirlerimi sorguluyorum. Fikirlerimin kölesi değilim, efendisiyim. Ve yanlış olanları düzelttiğim an, doğrusunu gördüğüme inandığım an onu hiçbir koşul şey yapmaksızın doğrudan ulaştırabileceğim herkese de ulaştırıyorum her araçla. Bu benim tevbem. Tevbe böyledir. Tevbe dönmektir. En çok pişman olduğunuz ne var, şey ne oldu onu sorayım size o zaman. Bir dönemimi İslamcı olarak geçirmek. Hangi dönemler? Belli. Belli zaten. Evet. Yani. Evet. Belli. 90'lı, 80'li ve hatta 70'li. Yani çünkü ben kökten geliyorum. Evet.
Milli Türeve Birliği, Akıncılar vesaire. Evet. Efendim. Yani ismini vermeyeyim. Şu an kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz hocam, peki? Onu söylesin bir cümle. Tam pişmanlığını söylüyordum. Soru soruyorsun. Bir dostla Türkiye'nin düşünce dünyasına çok hatırı sayılır katkılarda bulunan halen de bir dostla dertleştik öyle. Neyse ayrılıyoruz, kucaklaştık. O da dokunsam ağlayacak gibi ben de efendim öyle doluyuz yani. Gerçi 84 milyonun herhalde sırtını sıvazlasak hüngür hüngür gider. kulağına bir şey söyledim. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz dedim. Efendim. Biraz hepimizin durumu böyle galiba. Yani Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Siyasette 45 Yıl kitabı da Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bir yüzleşmesi kendi içinde, kendisini muhasebe etmesi, geldiği nokta. Allah sonumuzu hayır getirsin böyle durum. Ben zaten son günlerde çok böyle hani ağlak birisi oldum. Her şeye böyle şey yapıyorum. Yine de iyi oldu hocam. Yani bu iktidar dönemi olmasaydı kendimizi çek edemezdik. Kesinlikle. Yani benim için iyi oldu da millet için iyi oldu mu? Evet. Evet. Belki muhafazakar kesime muhalefet yarar. Yani belki iyi gelir. De, evet. Yani iktidar... İktidarın iyi gelmediği kesin. Onu tartışmayalım lütfen. Evet. Çok büyük hayal kırıklıkları var. Evet. Çok utanç var. Yani büyük utanç bu dönem. Mesela çok saygı duyduğum isimler, kitaplarını okuduğumuz, saygı duyduğumuz, peşinden koştuğumuz. Bakıyorum bu dönemde şey yapamıyorum. Tabii içimde büyük fırtınalar koptu benim de. Fakat zaman içerisinde alışıyorsunuz ve şaşırmamaya başlıyorsunuz. Herhalde en kötüsü de bu olsa gerek. Şaşırmıyorsunuz artık yani. Filanca dönemde çok saygın, çok itibarlı dediğimiz, bildiğimiz kişilerin... Ama işte test olmamış saygınlıklar evet, onlar. Test olunca evet, ortaya kişi çıkıyor. Sınanmadığı günahın evet, masumu değildir. Evet, çok evet, güzel. Aynen öyle. Evet. Evet, maalesef böyle. Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun geldiğiniz için. Çok güzel oldu. Sizi tekrar böyle ağırlamak isteriz büyük bir memnuniyetle. Bir istihareye yatayım 7 günde. Ama hem İslamcılıktan çık yani bir diyorsun hem İslamcılıktan istihare. Ne bu? Hala istihare. O işin şakasıydı. Hala mı hocam yani? Değil mi? Değil mi? Yani. Olur, olur inşallah. Şöyle efendim o zaman sizden de şöyle iyi bir çalışma bekleyeyim. Yani iyi bir çalışın. Ne? Ben geleyim ama dersinize. Öyle mi? Neden? Tabii. Neden? Bence de. Hangi yani, derse çalışacağız? Hangi derse? Köklere. Köklere. Hmm. Evet. Köklere. Esas sorunlar orada. Aynen. Yani kaynağı. Biz yatırım. Hocam güncel sorunlarla ilgileniyoruz daha çok. Evet. Ya, ne olur sizi güncelden çıkarayım. İyi, çıkar. Tamam. Yani çıkar siz de memnun olacaksınız bakın. Tamam. Hakikaten nedenler üzerine konuşalım. Sonuçlar üzerine değil. Hocam. O zaman bir Ramazan programı yapalım. Çok hocam, Ramazan'ın maneviyatına uygun olmayabilir ama. Şöyle olabilir, bir şey olabilir. Olabilir. Neden tamam, olmasın? Önce Ramazan, bir cenazeyi kaldıralım. Ramazan odur aslında. Evet. Ramazan odur aslında. Evet. Yani sosyal bir sofradır o işte. Bilgi sofrası. Evet. Bilgi iftarı odur. Bu memleketin hiç oruç bozmadığı şey işte. Anlatabiliyor muyum? Hiç iftar yapmıyor bilgi. Evet. Eyvallah. Çok önce bir bu günceli de bir anlayalım. Günceli konuştuk artık. Yok şey anlamında bir dahaki programda. Evet. Köklere de sonra sorun bir şey yapsın, böyle bir kafamız rahatlasın, ondan sonra da bir daha böyle olmamak için kökler üzerinde... Evet. Ama hiç bilmediğimiz şeyler anlattınız. Çok ona ihtiyaç evet, var ama. Evet. Yani siz de katılıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Ona tabii, ihtiyaç var. Evet. Bilmediğimiz şeyler var ya, tabii, daha çok. Evet. Ya oraya girelim biraz.
Yani evet. Sizlere burada gelmişken, yani kameralara konuşmayalım. Biz bize konuşalım, kameralarda kulak misafiri olsun. Tamam. Efendim. Tamam. Ve bir şey katalım, zenginleştirelim birbirimizi, artıralım ve başladığı gibi bitmesin yani. Artırmış olarak, birbirimizi artırmış olarak ayrılalım derim. Anlaştık. Tamam hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Ağzına çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Valla iyi ki varsınız demiş Karar TV. Evet, iyi ki varız sizden dolayı. Mesela hani hiç haberimiz yoktu. Sizden haberi olmayan izleyicilerimiz de olmuş. Bu programı tekrar izleyeceğim. 5000 kere seyredin. Gerçekten güzel, tarihe kalacak bir program oldu. Sen rating artmasını istiyorsun zaten. 5000 kere izleyin, o yüzden diyorsun değil mi? Yok, daha çok insanlara ulaşsın. Tamam. Yani bu önemli. İşte o kullanışlı aptallık var ya, sadece iktidarlar, bu iktidar olur, vakıf olur, dernek olur. Bunlar ancak böyle kandırabildikleri toplulukları buldukları zaman bunların üzerinde yükselirler. Kesinlikle. O aydınlanma, o bilinç kesinlikle oluşursa olmaz. Onunla yüzleşmediğimiz sürece sevgili evet, Elif, bu olmaz. Tekerrür edecek, evet. Onu söyleyeyim. Evet. Hiçbir şey değişmeyecek, adlar değişecek, bu isimler sakat değişecek. Ve hastalıklı evet, zihniyeti evet, toplum tasfiye etmesi gerekiyor. Yani bu tasfiyeyi kesinlikle bizim yapmamız gerekiyor. Ben tepeden değil. Evet. Eyvallah. Çok teşekkürler. Benim açımdan çok kıymetli bir program oldu. Yıldıray, senin adına da konuşayım. Bizim açımızdan çok kıymetli, istifade ettiğimiz bir program oldu. İnşallah en kısa zamanda hocamızı tekrar burada ağırlayacağız. Yarın Yıldıray ile beraber biz yine burada olacağız. Maalesef işte günceli konuşmaya devam edeceğiz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.